Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dima, dersimiz 44. Bugün 29.04.2018. İtikat dersimiz, Dima'nın içerisinde itikat versiyonumuz, 8. dersimiz. Semt olarak Küçükçekmece. Peki, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 215 defterde. Şu alar 617. Tamam mı? 617. Okuyorum. Kainatı bütün mevcudatı ile delil gösterip hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin itikat ettikleri ve diye devam ediyor. İmanın ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin itikatı da oluyormuş. İtikadın içinde meratip var. İtikatta yani her şeyde ifrat, tefrit, vasat olduğu gibi İmanın içerisinde de ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, itikatta da öyle. Bunlar iman mertebesi değil mi? İmanın... İlmel yakin, hakkal yakin. Hayır. Her şeyin öyle. Mesela diyelim ki seni tanıyorum ben, senin hakkında gıyabem bir şey duydum. İlmel yakin. Seni gördüm, biraz oturdum. Aynel yakin. O zaman yakin kelimesi imandan farklı. Tabii yani... İtikattan da mı farklı? Tabii, hayır. Bunu imanda da kullanırsın, itikatta da kullanırsın bu yöntemi, üç yöntem. Hmm. Mesela hakkal yakın, seninle ticaret yaptım, akrabalık, isimlik yaptım, seni hakkal yakın tanıdım. Hmm. Her şeyde bu tanımlama yöntemi ya, ilmel yakın. Yo, imanla, imana has değil bu. Has değil. Demek ki, peki bunu bu madem şey yaptı, ben biraz ekleyeyim şurada veya sonunda ekleyeyim. Ve bunu teyit makamında 627 şu alarda. Notlardan kaçıncı sayfadayız abi? Dedim ya 215. 215. Bunu teyit etme makamında yani itikatta ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebeleri var. Kastamonu'da 25. sayfada hakkal yakin seviyesinde ilmel yakin. Yani öyle bir ilmel yakin ki biliyorsunuz ilim tasdikti. Diman mertebelerinde tasdik. Tasdik denilen ilim. Taakkulün üstü. Tamam mı? İlim oradadır. İsterseniz onu bir çizeyim de o çünkü bize genelde lazım. Bizim ABC'çemiz yani. İtikat. Sonra? Evet. Evet değil mi? Sonra? İzan. İzan, tasdik. Evet, o aradaymış. Evet, tahakkül. İltizam eden evet diyelim. Tasavvur. Daha gel. Şimdi... Bugün çok dersi kısa zamanda sığdıracak Hasan abi inşallah. Yazı karakterinden öyle hissediyorum. Ya. Doğru. Yazı ile o günkü psikolojisi belli. Ama havam iyi yani. Evet, çünkü çalıştım. Erken yattım ki din çıkayıp yapayım diye. Çünkü işimi sevmiyorum. Çok seviyorum. Evet. Sevmek düşüktür. İşimi çok seviyorum. Çok sevdiğim için de yorulmuyorum. Bir insan yoruluyorsa yaptığı işten o işi pek sevmiyor. Bana eğlenceye dönüştürüyor. Gece kalkıp yazıyorum. Mesela o cümleyi vardı ya sizin bana sordunuz. Bak tevafuk etti. Demek ki siz daha bu soruyu sormadan önce gece bak açtım şey yaptım. Biz perşembe sorduk o soruyu. He? Perşembe konuştuk. Ben de dün akşam yazdım. Tamam. Sorunca siz cevaplamışsınız kendiniz. Ha yani ben senin sorunu duymamışım. Ben şöyle niyetlendim. Dedim ki Hasan abiye de gidin sorayım bunu. Bu konuyu bir açayım dedim Hasan abi de. Niyet etmiştim yani. Hatta yazılı hale getirecektim. Size önden atayım böyle de fırsat bulamadım. Yazacaktım bunu. İşte ama çok acayip bir şey.
yani şey yaptım. Evet, acayip bir soru. Çok acayip. Yani Vehhabilerin çıkamayıp eli bidat olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bak, bu o sorunun cevabını da burada da göstereyim şu anda. Bunların evet. Cemaatinde de bir Vahabi var galiba aslında. Bak şimdi. Bizdeki Vahabi çıkartmaya çalışıyoruz. Nurculukta ve kişide, Nurcu'da bazen Cebriyesin, ben de. Bazen Mutezili'yiz, yani Vahabi'yiz. Evet. Tamam mı? Mesela hiç kimseye hakka hayat vermiyorsun. Benim düşündüğüm gibi, benim yöntemim gibi herkes olacak diyorsan, sen nesin? Cebriyesin. Baskı yapıyorsunuz. Hayır. Yanlış mı? Mutezilesin. Mutezilesin. Mutezile mesela hiçbir şeye hakkı hayatı vermez bu. Cebri ise insan zaten yok. Allah yaptırıyor. Batıl madep Allah yaptırıyor. Mesela evde çocuk. Çocuk hakkında karar veriyorsun. Ya bir çocuğa da sor. Tamam. Çocuğa da sor. Ya böyle ister misin? Tamam mı? Hanımla beraber istediğim gibi olacak, istediğim gibi şey yapacaksın. Kardeşim Mutezile'si. Cebriye ise hiçbir şeye karışmıyorsun. Allah zaten istediği gibi oluyor. İstediği olur, istemediği olmaz. İtikatla esbaba baktığı zaman ne oluyorsa Allah yaptırıyor. O zaman kimse mi? Bu da Cebriye'dir. Yusuf hocamın endişe kafasındaki sıkıntı Allah-u Teala'nın Mutezile şeyiyle hükmettiği anlamında mıydı? Yani hak vermedi. Yani şey veriyordu o. Gayreti, gayretullah'a çoktu onu. Yani gayreti çoktu. O kadar ahiret ve cennet cehennem o kadar kabir yakindi ki ona. Gaflet pek basmadığından dolayı insanların davranışlarından ödü patlıyordu. Yani yapma bedeli budur. Yapma, yapma, yapma. Hamiyeti çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Bazen de o bizi Mutezile'ye itiyor. Yani Mutezile ve Cebriye kitaplara atılmıştık. Tamam, hayatın itikat safhasında bizimle alakası yok herhalde. Oysa hayatın her safhasında ya Mutezile'yiz ya Cebriye'yiz. Evde ya Mutezile'ye, Nurculuk'ta da öyle. Benim dediğim gibi olacak, bu yöntem budur, düz okuyacaksın veya ezanlı yapacaksın. Bu böyledir, bu salimsin, hainsin, ne bileyim zarar veriyorsun. Mutezilesin Nurculuk'ta. Ondan sonra şey, hiç karışmıyorsun, futbolu, yani dershane mi varmış, elektrik mi yatıyormuş, ben gidiyorum çay içiyorum, yemek yiyorum, iftarda da iftar yapıyorum, ağzını silip çıkıyorum. Yani Nurculuk mu var, bir adam mı getirecekmiş, fatura mı yatıracakmış, hiç umurunda değil, zaten Allah'ın davası canım. Allah'tan ben daha mı zenginim diye, bu da Cebriye. Hiç. Sen Nurculuk'ta Cebriye'sin. O zaman hani batından bakan neydi? Hani dersin, dermiştik ya öyle bir tanımla. Bütün mertebelerden bakabilen ama hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan kişidir enfusi kişi. Yani kesinlikle münakaşaya girmez. O çünkü onu aşmıyor. Ona zenginlik kattığına inanıyor. Mesela fırın buğday ekmeği yapıyor, pamuk yapıyor, şunu yapıyor, simit yapıyor. Ya ne yapıyorsun kardeşim bana sıfır efendim kepekte ekmek yeterdi sen simit yapıyorsun diyor musun? Yok lan zenginlik olsun bak fırınımız öyle yapıyor. Ha, enfusçiler bütün mertebelerden bakabilen ama hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılığını kendisine zenginlik kattığına inanan kişidir enfusi kişi. Kamera çekmiyor. Şimdi, bir daha bak. Bak şimdi. Şurası ilim denilen tasdik. Evet. Şualarda geçiyor. Denilen tasdik. Burası bu çok önemli. Yani artık siz biliyorsunuz ama ben bir de bizim şablonu. Burası serbest bölge. Tamam mı abi? Şuralar. Buralar zanlar, her çeşit, şüpheler, bilgiler,
Başka neler vardı? Vehimler. Başka hatırlayan var mı? Buralar serbest bölge. Burada bilgiler var şurada. Malumatlar. İlim değiller, akılda. Şimdi burası serbest bölge. Bu ders ne işimize yarıyor? Bak bir parçasını şey yapayım. Bu serbest bölge mi kardeş? Buraya bir sürü zanlar gelir. Şüpheler gelir. Vehim ve vesveseler gelir. Vesvese yazmadık mı? Vesvese de gelir. Vesveseler. Şimdi buraya kontrol... Hatırıma geldi ki, bu haleti hissettim ki, beni o duygular ezdi ki, şöyle düşünce beni sürükledi ki, hep burası. Serbest bölge. Tamam mı? Şurası. Tamam mı? Şuradan aşağıya. Bu sistem senin kontrolünde değil. Eğer bu sistemi bilmezsen, bu tasavvuruna geleni, itikadına geldi zannedersin. Oysa gelmediğine delil, salabet burada. Sen salabet burada gelenler senin burada olduğuna delil nedir? Sıkılmandır. Rahatsız olmandır. Endişe duymandır. Tamam mı? İlmi bir çerçevesi yok. Şimdi biraz söylüyorum. Buraya gelenler, burada olan bunlar, şeytanlar da burada. Şeytan. Bak yazayım, şeytan. Şeytanlar. Cinler. Ervahı. Habiseler. Hep burada. Sana ver, hep menfileri yazıyoruz. Müspet yok mu orada? Hepsi de burada. Bura. Mesela abim vesvese. Müsbeti de var. Melek. Zan. Zanların müsbeti var. İlmin sebeplerindendir. Bunlar hepsi. Abi şüpheler. Mesela vesvese. Vesvese nimettir. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Teyakkuza sebeptir. İki tane de olacak. Yok. Bir bakar mısınız? Ciddiyete, tahariye, lakaytlığı atardı. He? Lakaytlığı atar, taavunu def eder. A5. Lakaytlığı atar. Şimdi meselemiz o değil. Şimdi bunu bilme, bu ders ne işime yarayacak? Hastanelerden bir kere kurtarırsın. Hangi bu konuda? Doktorun burada. Şimdi vesveseler ve vehimler bugün maddi hastalıkların temelini oluşturmuş. Şimdi Vehhabiler, burada olan zanlar, şüpheler, tereddütler, tamam mı? Bunu itikat zannedip, sen diyor ehl-i şirksin diyor. Burada var olanlardan dolayı şirksin diyor, şirk. Şirk demesinin, Vehhabilerin demesinin sebebi, bu sistemi bilmediğindendir. Peki o şeyde mesela hani örnek vermiştik ya abi. İşte siz bana bir kızdınız, bağırdınız neyse. Ben 2-3 gün böyle sizin o şeyinizden etkilendim. Sonra intikal ettim ki Cenab-ı Hak benim bir kusuruma binaen bunu şey yaptı, benim başıma getirdi. Şimdi o 2-3 günlük sürede ben o işi tasavvur mu ettim sadece, yoksa tasdik edip izan ettim mi? Mesela ben sana bir şey... Sizden geldiğini, o hadise aslında Allah'ın bir icraatıydı, rububiyetinin bir icraatıydı bana. Hususi bir şekilde bana bir icraatını gösterdi. Sizin üstünüzden gösterdi, hakikat da bu. Sizin elinizden geldi ama Allah'ın bir rububiyetinin icrasıydı o. Benim onu sizden bilmem,
Yani zahirde bir şirk vari duruyor. Hani işte onun sorduğu oydu aslında. Bu tasavvur mudur o benim 2-3 günlük sürem sizden evet. geldiğini düşünmem? Tasavvur mudur yoksa daha izan falan olamaz mı tasdik? O tasavvurda bu sistem var ya. Hı-hı. Mesela oturtamadın. Hı-hı. İnsanda 3 tane sistemin aktifi altındadır her an. Hı-hı. Üçü de ama hangisi galiba? 1. Beşeriyetimiz var. Ubudiyetimiz var. Vazifedarlığımız var. Hı-hı. Yani dima, kalp, ruh. Tamam. Şimdi bu haletlerin yani üç şahsiyetin fikriyatı, hissiyatı, latifeleri var. Fikriyatı var ama hissiyatı var. Kalp, latifesi, ruh. Şimdi o düşünceler mesela sana fırça attın. Hasan abi bana nasıl dedi ya, niye dedi ya, şunu yaptı, şöyle yaptı, böyle şirke kadar götürüyor şu. O sen burada var olan zanlar bana şöyle mi demek istedi, şüphelerin, vehimlerin bu sistemdeyken bunu sen akıl zannettin, tasdik yaptın, itikada taşıdın ve itikad zannedip ve şirke ehli oldun. Oysa itikad bile bozulsa şirk olmaz. Ehli bidâ olur. Peki şirk, ehli şirk ne zaman olur? Yani hangi aşamada olur? Bu sistemini tamamen dumura uğrayacak bilerek, bilerek sonra vicdaniyatını bozacak. Şuursuz bozarsa şirk ehli oluyor, şuurlu bozarsa münafık oluyor. Çünkü münafığın 350 vardır, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir diyor, vicdansızdır diyor, Risale Emir'den de geçiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aleyhindedir. Vicdansızdır. O münafığın 3 alameti peygamberden de isteği. Sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emaneti ihanet eder. Risale eyleme dönüştürmüş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aleyhindedir. Bir de ne dedim? Vicdansızdır. Kalpsizdir. Bakın o vicdansız. Şimdi şu. Şirk. Burada var olan bir şeyi... Şirk, yani Vehhabiler mesela namaz kalkmadı veya namazı bilerek geçirdi. Ve kılamadı yani, kılmadı. Diyor ki namaz kılmak imanın esasındandır. Namaz kılmadı mı kafirsin. Tamam. Veya sen yapmadığın şeyi söylüyorsun, sen çok iyi biliyorsun diyor. Bunlar sen yapmıyorsun ama vaaz ediyorsun. Sen münafıksın diyor. Nedir bu? Buradaki sistemi, senin düşüncelerin var ya 3 gün, moralin bozuk. 3 gün. Ben sana fırçayı attım. Hı-hı. Bana nasıl dönüyor, ne dönüyor, şöyle yaptım, böyle bir sürü şeyler var. Sen bu, buradasın, tasavvurdadır bu. Hı-hı. Sen bunu buraya taşıyorsun. Cahil, şeytanın sözünü, kendi sözünü zannettiriyor. Burası zannediyor, hatta tasdik etmişsin gibi, hatta itikada mal etmişsin gibi seni korkunç çökertiyor. Psikolojik ve senden adam olmaz dedi. Senden adam olmaz. Sen adam olsaydı Hasan abinin bir sözüyle etkilendin, hemen bir sözüyle o kadar geldi, yani Allah'tan geldiği halde insandan geldiği zannediyorsun. Şirk ondan oluyor. Mesela ben bu fırça attım. Etkilendim. Nasıl der ya? Bak ne yapıyor biliyor musun karşıdaki? Ulan bunu Hasan'ın ağzıyla Allah yaptırdı. Nasıl oldu? Niye dedi? Demek Allah demektir. Diyor ve şirkim. Şirk ehliyim zannediyor. Anladın mı? Hmm. Ha, o zaman senin o düşüncelerin bu mertebelerde ne kadar uzak? Tasavvurdadır, tasavvurda. Tasavvurdaki sistemi bilgiye, taakul, akla dönüştürdün. Akıl. Yani bir akıl, yani yazalım şurada, akıl. Ondan sonra bu bilgileri akli, çünkü taakulun sistemi şey, bu sistem hükmü. Nedir o? Dışarıya çıkışı nedir? Bir taraf. Bir taraf. Safsata, bir behne, bir taraf. Tasdik. İltizam. İltizam. İzan. İmtisal. İmtisal. İltizam. Taassup. Taassup. Çıkıyor. Ha, şimdi bir daha toparlıyorum. Ben sana fırça attım. Beşer zulmeder, kader adalet eder, hangi faline kadere fetva verdin ki Allah onun eliyle sana ceza ver. Ben fırça attım, sen düşünüyorsun ki ya nasıl dönüyor, niye der, sonraki hemen bir tarafın, başka bir tarafın geliyor diyor ki
Ya diyor sen şirk ehli oldun, bunu aslında Allah yaptırdı. Hasan'a Allah söyletti, senin itirazın Allah'adır. Allah ise sen şirk ehli oldun. Haydi çöz bakalım. Ya da sizden geldiğini zannetmem şirk. Allah'ın icraatını size hamlettim. Yani Hasan abi ne diyorum? Hasan evet. İkisi de nereye bak. Allah yaptıysa, Allah yaptırdıysa sen itirazını yaptın. Şirk oldu. Hasan yaptıysa... Esbab, sebep bildim. Sebebi şey, asıl yaptın. Gene şirk oldu. 2-3 gün sonra biraz kendine geldin. 3 gün içinde şirk ehli miydin? Yok, tasavvur değildi. O zaman bizim bazı hislerimiz bizi tahayyül tasavvurda tutuyor. Evet. Tahakkule veya tasdiye geçirtmiyor. Mesela ev kavgaları. Bloke ediyor orada. Buradasın. Tasavvurda hapsediyor. Burada. Burası serbest sağ. Ne küfür olur, ne iman olur. Şey İman da olmaz. Hani şeyde vardı, bazı zaman söylenen küfür sözüdür ama kafir olmaz. Kendisi kafir olmaz. Değil mi? Öyle mesela geçiyor. Aynı Risale'de geçiyor. Kelam küfür gösteriyor. Ama sahibi, sahibi küfür kafir değil. Buna dayanıyor. Bu işte buna dayanıyor. Sistem bu. Ağzından söz bir sonuçta. Hatta mahkematta diyor ki burası için. Sari bir ifade çıksa senin hakkında. Sari. Sen adam değilsin Osman. Adam değilsin. Tamam. Şimdi diyor ki bazen hani hepimizde oluyor ya. Kelamı onu biz her konuştuğumuzu, her söylediğimizi... Yaptığımızı düşünerek yapmıyoruz. Bizi ifade etmez. Bazen bir isim tesir altında söylemişiz. Veya kelam öyle ifade ediyor. Örf, anane, kültüre göre kelam manası değişir. İstanbul'da incir dersin, Hatay'da incir diyemezsin. Orada yemiş diyeceksin. Galiz bir tabirdir. Yani incir çok ayıp bir laftır. Tenasül üzüne derler incir. Bilin diye söylüyorum lügatı. Ha, şimdi... Mahkemat da diyor ki, kelam söyledin veya bunu yaptın, bu kelam, bu fiil bunu gösteriyor. Sen bunu kastettin mi? Sor diyor. Hatta bir başkası da, aramızdaki uhuvvetin, Müslümanların arasındaki uhuvveti bombalayan, fasık diyor, Hucurat Suresi 6. ayet, fasık size bir diyor haber getirdiği zaman araştırmanız gerekmiyor muydu? Hemen niye inanıyorsunuz? Bu böyle miydi? Sorun diyor. Ha sen şimdi 3 gün ben sana fırça attım. 3 günden beri düşünüyorsun ki Hasan abi bana bunu nasıl dedi? Oysa Hasan abi sonra şeytan ötü bunu yaptıran şeytan. Şeytan şimdi onu yaptırdıktan sonra sana başka bir format açacak. Sen diyor şirk ehlisin diyor. Hasan abi söylediği gibi fırça attığı gibi gözükürken aslında Allah yaptı. Sen Hasan abiye itiraz namı altında Allah itirazın oldu. Sonra Hasan abi dedi zaten o esbaptı fail değildi. Tamam. Veya Allah'ın fırçasına itiraz ettin, hep şirk oluyor. Oysa bunlar hepsi burada, hiçbirisi şirk değil, hepsi tasavvurdadır. Burası serbest bölgedir, burada ne sevap vardır ne günah vardır. Serbesttir. Bu zaten bundan şey çıkıyor, çıkar kim de, o da önemli. Bundan saf, saf sata. Bu, saf sata. Evet, doğru. Yapışmış mı? Yapıştı. Kitlenmiyor mu? Saf. Sata. Bu. Bir behre. Bir. Behre. Behre. Bu abim. Bir taraf. Bir taraf. Bir. Uzak yapayım böyle. Taraf. Bu. İltizam. İltizam çıkıyor. Bu. İntisar. Hangisi? İzan. İzan ne? Bu? Tavsun. Salafetti bu. Ha, niçin şey yaptım? Kardeşim, bu bir behre ne demek manası? Nasipsiz. Bak, nasipsiz sokak tabiri değil bu. İsabet etmemiş daha sana. Ortada yani. Bir daha. Bir behre demek nasipsiz, nasipsiz demek. Ne olur sokaktaki hani tenkit. Tenkit sokakta karşısına çıkmaktır. Peki ilim dünyasında tenkit Hazreti Ali'ye göre nakşetmek, birbirine fikir alışverişi yapmaktır. Nakaşe, nakıştan geliyor. Yani tamam mı? Bir behre sana isabet etmemiş daha. Nasip, nasipsiz. Yani sana daha mal olmamış.
senin değil daha. Bir behre, nasipsiz. Bu ise bir taraf yani, bir olumsuz, tarafsızsın yani. Her şeyi düşünebiliyorsun. Ama o düşündüklerin var ya şuradaki, artık onu tasdik etmişsin. Bu bir taraf değil artık. Tasdik edince onun adı ilimdir. Abi bir sorun var. Sor. Şimdi az önce dediniz ya Osman'ın sorusu üzerine. Evet. Tasavvurdakilerle alakalı kendinizi zorlayarak ben şirk ehliyim, şuyum buyum falan filan diye kendinizi suçlamayın. 3 gün boyunca bu sıkıntıyı çektiniz. O tasavvurdasınız. O an için şirkte değilsin ama dalalettesin. Dalalet ne demek? Dalalet yani doğru öyle dediğiniz gibi ben anladım ben ama. Gaflet dedi. Yani. Gaflet mi? Özür dilerim. Tamam, gaflet desin sonra toparladın. Kendine vermiş olduğun zarardan kurtuldun. Tamam, bunu hatırladım. Fakat o 3 gün boyunca tavırlarınla karşındaki bir üçüncü kişiyi kırarak incittiğin zaman o da mı senin kusursuz olduğun anlamındadır? O bir kul hakkı değil midir? O kul hakkıdır o. Çünkü burada bu derste niye şey yapıyoruz? Kârımız ne? Şimdi o hallerimizi biz, hani var ya 86. sayfa Ömer Nasuh Bilmen'de geçiyor, İlmihal'de geçiyor. Diyor ki, içimizden geçenle mesul değil, mesul muyuz diyor. Allah Resulüne soruyorlar. İçimizde vesveseler, zanlar, Allah hakkında küfürler vesaireler geliyor. El mahremine cin, gayri, acayip şeyler hissediyorsun, tamam mı? Mesul muyuz? Diyor ki, o içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur diyor Allah Resulü. Hatta kamil bir imanın ifadesidir. Tek boyutlu olmadığını gösteriyor. Yani iman küfür beraber. Çünkü kafirde iman olmadığı için tek boyut yaşar. Onda ikilem olmaz. Tamam. Müslümanda ikilem olur. Tamam. Kafir tek boyuttadır. Dolayısıyla onu senin soruna cevap veriyorum. O içinden geçen tasavvurlarınla, zanlarınla, vehimlerinle amel etme. Bunun adı da büyük cihattır. Küçük cihat savaşmak, ölmek. Evet. İçerisindeki bu adamla savaşmak, küçük Hasan'la savaşmak, küçük gafur, büyük gafur. Küçük gafur kafirdir, zandıktır, alçak namussuzdur. Küçük Hasan, büyük Hasan. Hani alçak budur, tamam mı? Bu adam, ha bu içimizden geçeni amel etmeyeceksin, konuşmayacaksın. Hatta içimizde 3 gün yanıyor ya Osman. Evet abi. 3 gün yanması da onu fiile ve söze ve fiile dönüştürmemenin adı da büyük cihattır. Sevap kazanıyorsun bir de. Bak oldu mükafat. Şirkten çıktı mükafat oldu. Tabii. Çünkü içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça, yani onunla amel etmedikçe onun adı büyük cihattır. Mücadele var orada. Mücadele var çünkü. Ama mücadele edebilmen için sisteme hakim olman gerekiyor. Sisteme hakim olman için sistemi bilmek gerekiyor. Mücadelede tahil tasavvurdan çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Mücadelesini veriyoruz. Tabii burada. Burada dönüyor. Bütün iş burada dönüyor. Ama bakın bir de söylüyorum. Hakim olmadığınız her şey size hakimdir demektir. Kontrolsüz güç değil ya. Yani siz bu sisteme hakim olmak istiyorsun şu kafaya. Ama sistemi bilmiyorsun. Bu sahabeler bahsediyor ya, nefsi öldürmek değil, tezkiye etmek. Tezkiye etmek bu. O mu oluyor? Tezkiyeyi nefsetmek bu işte. Bunu, tezkiye burada, bütün o pislikler var ya işte. Bütün o tezkiye etmemişsin, şöyle oldu, böyle oldu, ben falan şöyle oldu. Bir sürü an. Sonra tezkiyeyi nefs etmemek. Yani bu içimizden geçenleri, buraları temiz zannetme diyor. Buralar temiz değil. Burası 18 bin alem değil miyiz, kavşak değil miyiz? 18 alemin cemi değil miyiz? Cemül ezdadı değil miyiz? Arkadaşlar dimağımızda 18 bin alem kendisini göstermeyecek mi? Hazır abi velayetle nübüvveti de ayıran kısmın burası olduğu çıkıyor o zaman. Sahabenin cilvesi olan kısım yani üstadın bu. Nasıl yani? Şimdi tasavvurla tahayyül kontrol altına almaya çalışan mesela tarikat gibi değil yani bir sahabede oldu. Bir de son şey burada oluyor. Kesinlikle tarikatta bu böyle bir sistem zaten haberi yok yani. Bu sahabede var. Evet. Ancak İmam-ı Rabbani'nin en son mektubunda geçiyor. Mektubat-ı Rabbani'de bu diyor ki son o Mekki Ali Resulü Mehdi Azam'ın diyor eserinde olacaktır bunlar. Yani Allah'ı yani veya peygamberi Kur'an'la bağlılığını arada berzah olmadan olacak. Abi şöyle demek istediği gibi sanki. Yani velayet ehli tasavvuru ve tahayyülü tamamen silip atıyor.
yok ediyor. Öbürsü nübüvvet ehli, vahiye muhatap verilmesi için. Velayet tabii canım. Doğrudur. Çünkü burayı öldürmek için uğraşmış. Sahabe öldürmüyor. Çünkü öldürürsen burası terakki durur, velayetin durur, velayeti durur. Ondan zaten cennette müjdeleniyor şey, çünkü büyük cihat olduğu için şehit oluyor. Evet, burada bildiğince bu ölünce şehit oluyor tabii burası. Şimdi buraya şahit oluyor. Diyor ya Vesvese Risalesi'ne ne diyordu? Tasavvur küfür değildir. Tasavvur küfür. Ayrı şetim şetim değil. Evet, aynı. Ay işte Vesvese Risalesi'ni bunlar, bu buraların, şu yazıların çıkması. 30 sene uğraşılmış şu yazıların çıkması burada. Bu yazılar buradadır demek 30 sene. Mesela bak şey yazarken şöyle yazdım. Yazarken cevabı yazıyorum. Diyorum ki sen onu ondan geldi zannettin. Zan. Allah Allah. Hasan abiden zannediyorum. Zan olduğunu kendim yazıyorum. Söylüyorum. Yani. Yazıyoruz yani. Zannettin. Zan ki o zaten. Bu arada zannettin, sen bir fırça yedin mi Hasan abiden hakikaten? Ha? Kendini temize mi çıkartmaya çalışıyorsun? Böyle kolay çıkıyorum ben diyorum. Gelecek şeyleri de. Gelecek şeyleri de. Ne güzel. Acayip bir şey ya. Bak o kadar bana keyif veriyor ki Osman'ım canım benim. Şimdi sordun ya soruyu. Mesela hani bizim bir yöntemimiz vardı ya. Gelen hangi soru olursa olsun şu yöntemi takip ederseniz cevap veremeyeceğiniz bir şey yoktur. Ama ne kadar hakimsen ona. Bir, güneş, dünya ilişkisi, bitkiler. Yani mesela Allah bir anda farklı farklı işler yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl işler karışıyor. Güneş misali, bir anda Allah hem otları büyütüyor, hem armutları, hem o koyunun otlarını şey yapıyor, hem gezegenleri tutuyor vesaire. Güneş, yani bütün sorularımız cevabı şu sistemle. Güneş mevcudat ilişkisini misallendir. Orada çözmeye çalış. Yani buna benziyor mu soru? İki, çekirdek ağaç ilişkisini düşünün. Buna benziyor mu? Üç, soyut mu somut mu? Yani kül külli mi? Tamam mı? Yani insanda çözmeye çalış demek istiyorum. Beden ruh ilişkisi. Yani soyut ve somut. Yani kül ve külli mi? İki, beden ruh ilişkisine götür. 3 şey 4 kaç ise dimağdaki bu mertebelere götür. Bunu söylememiştiniz. Evet tabii yeni. Yani bir daha söylüyorum. Ha bir tane de var. Allah kul ilişkisine götür. Yani sorunursun cevabın bunun içinde mi? 2 güneş mevcudat ilişkisine götür. 3 çekirdek ağaç ilişkisine götür. Çekirdekten ağaç. 4 soyut mudur, somut mudur? Cüz, yani cüzi, kül, külli midir? 3, 4, 5, mana ismi mana erfe götür. 6, insan ruhu beden ilişkisine götür. 7, dimağın meratiplerine götür. 8, esmaların iktizaları ile çözmeye çalış. Mesela bazen kızıyorum abi, bazen işte rahatlıyorum falan. Ha, cemali esmalar var, celali esmalar var. Buna Üstad Kastamonu 8'de kabz ve bast aletleri diyor. Mesela abi ben de niye buğran oluyorum bilmiyorum. Kabz aleti kardeşim. Kabz mesela şeyden geçiyorsun, Toroslardan arabayı sürüyorsun doktorum, tamam mı? Gidiyordun Adana mesela. Ya bir anda kapladı sis, göz gözü görmüyor. Diyebilir misin ki her daim böyledir? O anda bastı ya sis. Kabz da böyledir, sis bastı, tamam mı? Böyle 7 tane yönteme götür. Yani sorunun cevabı bu yöntemlerin içerisinden çok rahat çıkarsın. Mesela şirk midir değil midir be abi? Bu işte. Daha çözü burada bitti. Buraya gelince çözüldü. Çözülü burası. Yani tasavvuru Allah aşkına şuraya bakar mısınız? Tasavvuru götürüyorsun, itikat zannediyorsun ya. İtikadı bile bozulsa, itikadı bozuk olana ne denilir? Onu yazayım böyle. Götürebilirsen. İtikadın bozuk olunca ne oluyor? İtikad bozulunca. Bak. İtikad bozulsa bile kafir olmuyorsun. Ehli bidat oluyorsun. Zira itikat iman değildir. Peki kafir ne zaman oluyor abi? Öyle desek yani onu da söyleyeyim. He, zaman. Kafir ne zaman oluyor? Bu ehli bidâ oldu. Bozuldu. Vicdanını bozdu. Yani o motor, bu motor orayı bozmaya başladı. Evet, başladı. Devam ettiği sürece de
Elbide olarak devam ederse de vicdaniyetin bozuyor. Evet, ondan bak. Sonra kafir oluyor. Şu sistem. Lan kafir vicdanda. Münafık başkanı. Şuradan. Vicdanını yani kalbini bilerek veya bilmeyerek veya bilerek bozarsa kafir, şuurlu yaparsa münafık. Yaparsa parantez aç tahripten lezzet alıyorsa münafık. Tek Z o tarzı. Kabul ya adam. Lezzet ki Z ya. Nerede? En altta. Sol en altta. Lezzet ki Z. Şık da koyarız. Şimdi millet zannedecek ki. W'nin ne? Kaç kişi? Münafığa niye getirdiniz? Bozarsa kafir, Şuurlu. Şuurlu yaparsa kafir. Yani bu sefer talibattan yılan gibi zehirlemekten lezzet alıyor. Yani münafık da kafir de kafirdir. Ama münafık şöyle yapayım. Hasan abi şeye de uyuyor diyor bak. Bu insanın bozulma sıfatı vardı ya. İşte şirk, en sonunda mesela yılana benzedi. Yılan. Bunu oturacak sanki böyle. Oraya bunu oturursan. Kafir var, bida var, şirk var. Bunlar sonra yılan var. Domuz var. Bunlar yılan, dima, vicdan. İşte bu. Aa, bak o dedim bak lezzet alıyor. Uyuyor. Yani şu. Bir. Maymun. Şuursuz yapan şey mi? Ayı mı? Maymun. Tilki. Tilki, yılan, dur, tilki, bir de çakal. Çakal, tamam mı? Çakal da benziyor ama usta çakal demiyor da. Maymun, tilki. Ben usta galiba. Maymun, tilki, yılan. Yılan, ayı, domuz. Maymun, tilki, yılan, ayı, domuz. Domuz. Sonucunu yetiştirebildim. Bak şu. Ben onları ezbere biliyorum artık. O kadar önemli ki benim için. Kapsunuz bir düzelt. Bu nedir? Adam hasta o yüzden. Ben simetri rahatsızım. İnsanın bozulma süreci. Ama yılan şeyde. Arada da sıra. Demek yılan çıkışları da var. Şeyde uyar mı bu dima, vicdana, kalbe, ondan sonra... Peki bu nedir biliyor musun arkadaşlar? Bu domuz olunca sireti, sureti, sureti de sureti. Yani Allah bazı kavimleri siretini, ahlakını, huyunu, suretine, şekline dönüştürmüş ama Resulullah'a söz vermiş Allah Miraç'ta. Senin ümmetine Allah Resulü istedi. Ya Rabbi geçmiş kavimlere yaptığın gibi komple helak etmek ve mesela domuzdur, çi, yılandır, akreptir. İnsanı da öyle yapmış. Suretine çevirmiş. Ya Rab yapma dedi. Bunu istiyorum dedi. Allah da söz verdi ama şeyi unutturmuş. Yani ruhu öyle de yapma demedi. Ruhu yılan. Ustad diyor ya, bu insan suretindeki diyor şeytanlar libasını çıkartsalar diyor, şeytani iblis olacaklardı diyor. Cinni şeytan olacaklardı diyor. Cinni şeytanlar libaslarını giyselerdi, bunlar olacaktı diyor. Ha, bir insan bozulmayı önce taklit eder, başkasını yaşar, ben ne derler diye yaşar, ne derler diye araba alır, ne derler diye üniversite okur, ne derler diye giyinir, yapar. Yani maymun gibi taklitçi, kendisini yaşama hiçbir zaman fırsatı olmamıştır. Çoğu insan şu anda piyasada yaşadığını bilmiyor çünkü başkasını yaşıyor. Başkası adına giyiniyor, başkası adına süsleniyor. Evinde pespaya dolaşırken, çıkarken en büyük tesettürü kapatıyor. Tesettür elbise değildir, makyajdır. Makyajın kapattığın elbise kapatamaz. En büyük şey o. Bu maymundur.
Başkası için yaşar, taklitçidir. Onun da terakki edeye de tilki olur. Yani tilkinin sıfatları malum. Bunda da terakki edeye yılan olur, ısırmaktan zevk alır. Sonra güç olur. Tahribattan mesela İsrail, Amerika gibi böyle. Veya işte tahakküm eder, kırar, döker, güçtüm falan, şu uyumak gibi. Sonra öyle bir hale gelir ki kendisini ve ailesini domuz kıskanmaz. Yani insanın değerleri yok olur. Tamamen leşoviç olur. Hiçbir insani değerler, ulvi değerler kalmaz yani böyle. Bu insan uzunla sürecek. Hasan bu şey dimağmış, vicdanmış, kalpmiş, ondan sonra kafir, münafık. Yani onlar kaç yani tane var burada? 2, 4, 5. Şeyde, bak mesela bu şey olsa, tasavvuru olsa, tasavvur taakkulü, dimağda. Tamam mı? Bu ikisi bu. Tamam mı? Tilki tasdik etmiş kardeşim. Yani tilki artık akıllı kullanmış. Akıl kullanıyor. Yılan da şey, en son bu olsa bunu uydu bir şey yapılabilir. Girer sistem ama zorlamış olur. Şimdi konumuz o değil. Tamam. Ama sistem onu gösteriyor. Anlam ona işaretler ediyor. Çünkü niye? Toparlıyoruz. Zandakiler itikatta zannedip mütezili oluyoruz. Yani zanımıza, vehmimize şüpheler geldi ya, onun itikadı bozuldu zanneder. Ne kadar berza var. Ey tasavvuruna, zanlarına, yani vesvese. Ya Allah işte, Allah bizi şey yapmaz, Allah var mı, Allah niye olsun, Allah şöyle, yani bir sürü yani. Hemen sonra estağfurullah, ben ne düşünüyorum? Ya korkma, estağfurullah da demene de gerek yok. Evet, estağfurullah demene de gerek yok. Hatta böyle cinli şeyler sana şey yaptığı zaman ben diyorum ki, Kur'an bile okuma. Çünkü Kur'an okudun mu, kale alıyorsun. Hiç kale bile alma, köpeği. Kafir iyi misin abi? Abi konuşmazsam iyi olmayacağım. Peki, onun için söyleyeyim. Nasıl durdu bu kadar? Söyle abi. Şu benim için de çok sıkıntı olmuştu abi. Dersten önce Osman'ımın size sormuş olduğu, üstad işte şu kadar gözüm olsa hepsi ağlardı, işte yani gaflete mi düştü, dalalete mi düştü? Şimdi onu ben kendi içimde şöyle cevapladım. Ümit ediyorum siz de tasdik edersiniz ki ben de rahatlarım biraz abi. Yani şimdi bakın, ben buradaysam ruhum burada, ben bunu tasdik etmişim. Ama aslında benim ruhum aynı zamanda sokağın diğer ucundaki birahanede de veyahut da başka bir günah bir olabilecek bir yerde de aynı zamanda. Şimdi ben burayı tasdik etmişim, buradayım. Allah'ın izniyle ben oradaki olabilecekleri düşünüp buradan orayı seyredip ruhumun orada olabileceği haline üzüntü yaşayarak oraya ayetle bakarak belki bir şeylerin açılmasına vesile olmuşumdur Hasan abi. Yani üstadın gaflette, dalalette olduğunu veya bir hataya düştüğünü veya bir kötülük yaptığını biz belki zahirde olabilir, o da insandır diyoruz ama ben diyorum ki bütün her şey o bedendeyse, yani büyük insan olarak baktığımız zaman eğer o bedendeyse, yani şöyle söyleyeyim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yapılan bütün kainattaki her türlü sıkıntıdan üzülüyordu. Mesela benim bugün evimde çocuğum hasta olursa üzülüyorum. Olmazsa üzülmüyorum. Bu demek değil ki dünyada hasta olan çocuk yok. Muayet insani birdir. Tabii dünyada hasta olan bir sürü insan var. Ama benimle bağlı görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz hepsini kendiyle bağlı görüyor. Üstadımız belki daha düşük nispette ama o da daha geniş bir kapasitede bakıyor. Dolayısıyla bizzat hani aynada pisliğin görülmesiyle ayna pis olmaz. Üstad da bunu görüyor diye, üstad bunu yaşamış, o an o günaha düşmüş, delalete düşmüş değil diye düşünüyorum aslında. Evet, doğru. O zaman anlattıklarımız bir, insanda üç tane şahsiyet var. Beşeriyeti, ubudiyeti ve vazife darlığı. O her bir makamın iktizası var. İki, o tür haletler avcı gibidir. Bir şeyi ilmi kavramak için o haletlere duçar ediyor ki onların hakikatına, ilmine mazar olsun,
o cinsten hasta olanlara deva olsun. Asıl imamı olduğu için. Hekimi lokman yok. Yani mesela diyelim ki hatırlarsınız Zeytinburnu'da inerken derse cumartesi bazen oluyordu. Diyordum ki arkadaşlar besmele baş yapmadan ben derse inerken konumuz bu değil. Cümle şu, bu cümle kime aitse bilmiyorum merdivenlerde hatırıma Allah getirdi. Kimin bu cümleyse alsın. Benimle alakası yok ama hatırıma getirdi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim dersimize başlıyoruz. Cümleyi söylerdim, tamam mı? Şimdi dolayısıyla asın imamı olmak, asın dertleriyle dertlendiği için asın dertlerini fikren, hissen ve latife olarak yaşayacak ki dermanlar gelsin. Çünkü dertsiz derman yoktur, öyle bir şey verilmiyor. Çünkü dermanlar derdin içindedir, dertler bana derman imiş. Yani dertlerle beraberdir. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Sırınca o dertle dertlenecek ki o dermanlar insanlara sunulsun. Dolayısıyla o tür şeylere, haletlere esmanın iktizası olduğunda onları o haletlere duçar ediyor. Esmadan da hakikat gelsin diye. Bunlar esmaların celali veya cemali, esmaların insanın ruhundaki inkişafına sebebiyet versinler diye Kastamonu 8'de Hulusi Sabri abi diyor ki ben de niye bunlar oluyor diyor ki terakki edecek ruhların cemali ve celali esmalara, sıfatlara mazaret noktasında insanda kabz ve bast aletleri oluyor. Bunlar basit olduğunda değil. Peki düşüncesine böyle şey olmasının sebebi bu sistemde tasavvur ve taakkul, tahayyül ve tasavvur sistemi tamamen serbest bölgedir. Vergisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin serbest bölgesi var. Orada mal girdi mi vergi vermiyorsun. Buraya girenler ve çıkanlar şey değil. Bunu sonra anlamlandırıyorsun, sonra onaylıyorsun. Bak, buradakileri anlamlandırıyorsun, taakul oluyor. Onaylarsan ilim oluyor ki mesuliyet buradan başlıyor. Hasan abi ikinci sözü açtım da bir bakayım dedim. O bir şey soracaktım. Şu cümleyi bir okuyayım. Nasıl üstad şimdi burayı anlatıyor. Aynı Hasan anlatmış. İkinci söz mü sen? İkinci söz. Ona der, halini anlar diyor. Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler zahirini hapsetmiş olmalı ki gülmeyi, ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Bak vehim. Tevehhüm etmişsin. Ne diyor devamında? Aklını başına al. Aklın burada değil daha. Bu aklı başına al diyor, çık diyor yukarı. Evet. Tevehhüm aklını etmişsin. Başına al. Buradasın diyor. Tevehhüm, beyin. Kalbini temizle diyor. Bak. Hey. Buradasın. Yeah. Aklını tevehhüm. Başına al. Tevehhüm bak nerede? Akıl yukarıda ama sen hala değilsin. Başına almadın. Ta şu musibetli perde senin nazarından... Bak, senin nazarında, zan işte abi. Nazarında, nazarda yazalım bak. Perde diyor abi, diman, ademi abi, işte, tahayyül, tasavvur. Nazarı da ekleyelim şimdi. Hakikati görebilirsin. Bunu da yaktın. Diman, ademi, nazarında bak, bir de perde. Evet, aynı. Onu fark edince cesaret sahibi oluyor. O ademi bir ilim. Ha bunu da ekleyin çünkü yok bu, sen nazarla ben. Bu o kadar güzel oldu ki. İyi ey be Hasan, nereden çıkartırsın bunları diyen olacaktı muhtemelen. Sanki Osman'ın bunu yetiştirdi oraya. Yok ben şey niyetini açtım. Şimdi sorun benim şey. Derdim ne biliyor musun? İnsanlar değil. Onun için çok rahat. Evet. İnsanlar olsaydı evet. Televizyonlardan çıkmaz. Evet. Yani şu. 50 seneden beri kendime yabancıymışım. Yeni yeni tanışıyorum, onun zevkini yaşıyorum. Onu yeni yeni tanışıyoruz. Bu ne demişti o Harun abi ne demişti? Harun bu kısa bir şey dedi, çok hoşuma gitti. Neydi o ya? Kendimi de tanımayla alakalı. Peçeteden şey oldu. Ne? Peçeteyi görmüyor. Ha peçeteyi arkasında. Peçeteyi görmedi. Yanındaki peçeteyi görmedi, peçete istiyor. O da görmemişim. Ya Allah Allah, yanındakini ben görmemişim. Harun ne dedi? Ben kendimi görmemişim bunca senedir, bu kadar yakındaki. Yok sen görmemişim dedi. Bu kadar senedir yeni gördüm dedi ben. Ha, o bu cümle böyle değildi. Senelerden beri ben kendimi görmemişim de yanımdaki peçeteyi görmemişim çok mu? insan kendi. Şu anda ben şeyi yaşıyorum, keyfimi yaşıyorum. İnanın. Yani kendimi seyretmeye çalışıyorum, kendimle dolaşmaya çalışıyorum, kendimle barışıp kendimle konuşmaya. Yani bu sistemle meşgul olduğun zaman tamam bu sistemle meşgul olduğun zaman sistem kendini bu derslerle bak, aklım bana
akıl oluyor. Aklıma bela oluyor aynı zamanda. Kendimi kendimle tanıyorum. Düşünebiliyor musun? Tanıyan da tanınan ikisi de aynı. Evet. Şimdi geçelim, devam edelim. Hasan abi daha dedi ya, özür dilerim, müsbetli perdeyi kaldır. He. Diman Adem'i tahayyül ve tasavvurda yani. Ama Adem'i kısım. Adem'i kısım. Adem'i şey de buradan çıkıyor yani. Vay. O sahabeyi sahabe yapan da buydu yani. Adem'i. Ademler. Yani olmayan kısmı burada oluşturuyoruz. Ha, evet, harika. Olmayan ilim buradan de... Buradan ekler misin şeye? Tamam abi. Yani bu ben alacağım sonra. Nübüvvet ilmi de buradan çıkıyor. Bu Adem'i ilim yani. Terklerle çıkan bir ilim. Öbür vücud ilim değil. Bir tane daha şey söyleyeyim. O kamptan şeyde Yavuz'la konuşurken. Afyon kapında. Ha, kafa feneri neresiymiş? Değil mi? Tahayyül, tasavvur. Onunla bakıyorsun. Bütün ağlamak, mezaristan gösteren evet. Kim? Tahayyül, tasavvur. Kafa aynen feneri. Aynen. Bu ne kır diyor, kır diyor onu. Kafa feneri. Bir de açılsın diyor. Allah Allah. Küçük buradan diyor yani. Bak daha kafa feneri. Tamam. Burası. Şimdi öyle okumak lazım bütün oraları. Aynen. Kafa feneri. Vay be. Yavuz'u görüyor musun? Maraş'tan buraya bombayı koydu bize. Ya. Adı da Yavuz da. Çünkü Yavuz. Gitti buradan Mısır'ı fethetti. Doğru diyorsun. Tamam mı? Bunu ekleyin ama şu dört taneyi bilmiyorduk. Nazarında perdeler, ademler, kafa feneri. Artık koy da koy. Ama serbest bölge çok ilginç. Bunu bildiğin zaman artık senin psikolojide... Bak bir tane şey söyleyeyim de gülüm biraz. Benim... yanımda yeğenim var ya, dayı dedi, midem ağrıyor dedi. Dedim ki, beden olarak orada şu anda aktif olmuş ama dedim ağrı değil. Adam var orada. Olur mu ya, nasıl olur? Dedim bak, Elif, La, Mura, okumaya başladım. Aa, omuzuma geçti diyor. Tam sonuna doğru gelince, aa, ayağımdan gitti diyor. Bak. Hakikaten ağrı olarak kendini hissettiriyor. Oysa ağrı aslında yok, beyinde verdiği komutla ağrı hissediyorsun. Vücutta dolaşan ağrılar var ya, ağrı değildir. Adamdır. Peki. Abi biraz şey olacak ama, hani sabah dedi tuz size dokunuyor. Mesela bunu zannınızda şey yapsanız o vücut gelecek mi? Kalkacak. Çünkü niye biliyor musun? Düşüncelerinize dikkat edin, hissinize mal olur. Hissinize dikkat edin, duygularınıza mal olur. Duygularınıza dikkat edin, latifelerinize dönüşür. Latifelerinize dikkat edin, kaderiniz olur. Çünkü Mimar Harun abi dedi ya, tansiyon vardı, şeker vardı akrabamda. Alzheimer oldu, diyor. Hepsi gitti diyor tahlillerde. Evet. Şey. Çünkü ben bunu yersem tansiyonum çıkar diye olduğu için, ondan kurtulamadığımızdan dolayı, o mesela şöyle diyeyim, şöyle doktorum daha iyi bilir. Tansiyon, bir şey psikolojisi varmış, beyaz önlük mü? Hedon. Beyaz önlük hipertansiyonu. Bak şey, doktoru görünce tansiyon yükseliyor değil mi? Mesela elime baktığın zaman, ben diyorum ki mesela benim tansiyonuma da bakacak yeğenim, yani şerifte okuyor. Bakacak, bak yeğenim çıkanı hemen yazma, bir sayı düşür. Çünkü seni gördüm, ya dayı sen de mi? Evet ben de insanım. Çünkü senin beyaz önlüğünü görürsem, yani kaç çıktıysa bir sayı aşağı düşür. Ama konuşmadan, yani bilmeden ölsen düşüktür. Doktor gönder anda yükseliyor. Kontrolsuz şeyle. Tansiyon doktoru ne biliyor ya? He? Burası değil. Tansiyon doktoru tanıyormuş abi. Tanıyacak bir şey ya. Ben bu zanlarından kurtulsam abi, burası alemi şehadet değil diye, o zaman iş çözülecek. Çözülüyor. Abi şey diyor bak mesela, o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim. Bak görüyor musun? Hastalıkta musibet edip zannettiğim. Mesela ben bir tanesine muvaffak oldum, şükür için tadat edeyim. 15 sene X, Y, Zal ve Sungulayr. O doktorum biliyor, benim doktorum. Alerji kapını içiyordum. 15 sene biliyor musunuz? Yani bu ilkbaharlarda şey var ya, uçan şeyler. Kolen. 15 sene, hap şu bilmem ne. Zan dersini yaptıktan sonra Allah onu kaldırdı. Yok. Biliyorsun doktorum, sen çok yazdın. İlk sezo, zal ve singular. Doğru mu söyledim? 15 sene. Zan dersini yaptı, o kalktı.
belki de kaç sene oldu? 3-4-5 sene oldu değil mi Zan? He? Varat ve yok. Yok. Peki. Bir daha okuyorum bu sayfayı. İyi misiniz? Ben dediğim beni de bir kaldırsam. Bir de beni kaldırsan ha. Sebepten gideceksin. Bak size bir şey göstereyim. Şu ışığı görüyor musunuz? Kap ayrı, mum ayrı, ip ayrı, çıkan nur ayrı. Nur ve duman da ayrı, ısı da ayrı. Hepsi farklı. Bak şimdi, o ip, ipten çıkan o ipi zan zannet, oradan çıkan ilme bak. İlim nur. Ama her ilim cehaletle beraberdir. Cehaletsiz ilim, mutlak saf ilim Allah'ın ilmidir ki mutlaktır. Bizimsi muayyen mertebeli olması içindeki cehalet de var. Yani o nur çıkarken aslında dumanı da var. Onda sıfır duman olursa mutlak olur. Abi en büyük ilmi biz tahvilde alıyoruz. Eğer becerebilirsek. En büyük ademi şey orada. En büyük. Eğer onun zannı en büyük ilim orada aslında. En basit görüyoruz ya. Evet. O tahvilde. O tahvilin dibi daha dipsiz dip. Peki şu an söyle niçin? Onu söyle bakayım. Onu abi ilk zan dediniz ya. O zandan çıkıyor zaten de. Onu bir ayet edebilsek, o serbest bölgeyi kontrol altına alabilsek. Bak diyor ki. Ademi bir şey var orada. Çok ilginç. Kalkma ihtiyaç duydum. Zan burada. Burada zanı burada ne karşılığı var bilmiyorum kelimesini. Ama çok iyi biliyorum ki mantıken bu zan biliyorsunuz zan ilmi menşei oluyor. Zanlar olmasa insan zengin düşünemez. Zanlar zengin düşünmemize vesile oluyor. Fakat bu zanın daha kötürümü, daha ademi buradadır. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ne isim verelim? En kesif ya abi. Top, en kesif. Alim, yani bunlar, bak bu burada, bu da burada, bu da burada, bu da burada, bu da burada. Var ya. Var. Şimdi buradaki zan, burada nedir Allah bilir. Hasan abi görüyorum ki bu itikadı bitirince biz bir tahayyül tasavvur dersleri yapmamız lazım. Yeniden. Onları toplamadınız ya. Evet toplamamız. Tasdikten toplama başladı biliyorsun. Biz nereden ders yaptık? Buradan mı? Başladı. Buradan mı? Toplam olarak tasdikten yaptık. Buradan başladık değil mi? Bu DİMA dersini. Altını zan derslerinde yaptık zannettik diye oradan devam ettik. Ama şu an sanki böyle tahayyül tasavvur da istiyor, çekiyor bizi. Acayip çekiyor. Toplaması. Şimdi mesela ben bunu merak ediyorum ya yani, şu adamın. Değil mi? Hele hele bu acayip bir şeymiş ya. Bize yakın ya. Çünkü bu, ama korkuyorum ha. O serbest bölge işin çoğu orada dönüyormuş diyor. Orada kaynayan abi, kazan gibi. Ha aynen. Kaynayan kazan gibi. Bütün şey orada pişiyor. Ustad ölü. Hissiyatlar suretine kaynayan memnun şartışlar. Şeytana yetişebilir miyiz abi ilmen? Yetişemezsin. Ama işte ta ki o şeye kadar tahvili çözersen. Şeytan. Şeytanın ilmini elde alacağız tamam mı? Şeytan burada. Sanki bir değil mi? Gafur abi ne diyorsun bu konuda? Vay şeytan vay. Vay şeytan vay diyorum. Dedi ki, dün akşam o bende kalman şey. İkinci mektup okuyoruz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı. Ya dahi dedi ya, ben dedi. Yani ifade edemeyeceğim ama dedi. Yani Allah şeytanı yani demek istiyor tövbe. Yakıştıramadık tövbe tövbe. Yani şeytanı niye yarattı? Yani dahi dedi ya, sakın. İnsan olmayacaktın dedi. Şeytan dedim duymasın sokaktakiler. Sistemin adıdır. Sistem. Tahir tasavvuru niye yarattı? O zaman ne kadar hayra vesile olmuş bak. Ne kadar hayır. Çünkü şeytanın diyor iki tane şeyi var insana. 13. lemada yaratılmasında. Biliyor musun şeytanın? Şeytanın yaratılmasının hikmeti nedir diyor. Bir bakın iki tane sebebi var. Bak onun için bak bak. Kemalat-ı insaniye bir şey. Bak kemalat-ı insaniyenin menşei bir tane de var. Bu yani hayri ha makasidi hayri külliye ve kemalat insaniyenin menşei ve çekirdeği zembereğidir. Harici ve dahili. Harici ve dahili. Terakkiye sebebiyet veriyor. Yani şeytanı çıkarırsan insan insan olmaz. Tahir tasavvuru çıkart aynı olur abi. Ondan sonra anlattım şeytanı bize. Ha? Tabii aynı bunun gibi. Tahir tasavvur yok, şeytan yok gibi şey. Şeytan deyince cennet olur işte zaten. Tahir tasavvur diyebiliriz yani. Tabii abi burada işte. Evet. Şeytanlar.
O zaman vazife verlik tövbesi şey alamazsın tarihte savrulmazsa. Tabii ki. Niye buraya yollan ya bu eksik oldu mu insan değilsin ki ya. Meleksin. Peygamber Hazreti Adem burada peygamber oldu tarihte savura gelince. Cennet peygamber. Vazifedarlığı orada aldın. Doğru. Yoksa cennette. Mesela cennettesin. Cennette olduğunu bilmezsin ki. Niçin? İnsan olduğunu bilmiyordun. Şimdi düşün ki köpek köpek olduğunu bilse kafasını yer. Şimdi cennette olan Adem Aleyhisselam insan olduğunu biliyor muydu? Yok. Anlıyorsun ya. Ne olduğunu? Niçin bilmiyordu? Cennetin cennet olmadığını şöyle biliyordu. Eğer burada bu meyveyi yersen beka bulursun. Oysa cennetin cenneti yapan bekadır. Ama beka olduğunu bilmiyordu. Meyveyi yersen diyor baki olacaksın demiş. Tasavvur mu oldu orada? Orada tasavvur. Ha? Tasavvur şey yaptı işte. Değil mi? Tasavvur etti orada. İhraç yani, edildi diyor. İhraç. Nereye? Takulden mesela şeyden tahil etti. O şeytanın beka bulacağını tasavvur etti değil mi? Zannetti o da. Zannetti. Vay lan zan çıktı yine. Zannetti. Tasavvur. Abi perde perde. Ben mesela geçen gün düşünüyordum. Ya ben topraktayım mesela. Yine toprak. Anne karnı da bir toprak aslında. Toprak. Toprak. Başka bir toprağa çıkardım. Biraz daha kendimi anlayayım diye. Bu beden toprağına girdi. Ondan sonra külli bir toprağa gidiyorum. Hep kendimi şey yapmak için, daha tanımak için. O zaman tasavvurla tahayyül üstlere secde mi etmesi gerekiyor? Biat etmesi gerekiyor. Secde edemiyor. Secde şeytanı, ha doğru şeytan Adem'e secde etti. Etti ha. Tahayyül Tore'ye secde etti. Ederse. İnsanı diğerlerinden ayıran bununla bu birim ya. Ha bence kesin. Çok oturdu. Hayvanda bize tahayyül tasavvuru yok abi. Yok hayvanlarda. Hayvan, cennette ya. Hasan hayvanlarda zan yok ki. Cennette abi. Bence çok doğru. Tahayyül tasavvur secde edecek yukarıya. Ederse insan oluyorsun. Yani, evet. Yani şeytan ederse. Şeytan etmesi lazım. Ha şeytan ya burada. Bu şeytanın etmesi yani senin şeyin oraya uğrayacak. Vahiy semavi dinleyecek diyor ya. Ederse zaten işte melekler secde etmez. Burada hep şeye bakıyor, müspet bakıyorsunuz, menfi yani kafirde de itikat ilzam var. Tamam oraya ayrı bakarız. Ama yani öyle olmaz ama orada şimdi... Tamam sen orayı sen bütün yapmak. Tamam şu zanın, biz müspet bakmadık yani ne yaptık? Zanın iki konusu var. Zan, hayra hizmet eder, şerre hizmet eder. Malzemedir, zan ne kafirdir ne Müslümandır. Ondan sonra... Secde konusu ama. Secde... Etmedi ki. Etmiyor işte. Etmedi. Burada kaldı. Eden etti. O zaman şeytanlaştı. Orada ne diyorduk bir önceki derste? Şeytan etmedi abi, melek etti işte. Aslında şunu şimdi orada yakalayalım orayı. Kafir ne yapıyor? Tasavvurunu, tahayyülünü ede ede itikat yapıyor onu artık. Aslında tahkikatta tasavvurda duruyor. Onlarını hep itikatlaştırıyor. Ha, buradaki zanların itikat yapıyor evet. O zaman ne? Tabii, şey o zanları itikadı oluyor. Artık diyor ki öldür diyor. Ama çok acayip bir şey bak. Geçen derste miydi? O bir an öyle konuşuyor. Bu zanlarını itikat zannetti. İtikat zannetti. Ede. O zaman buradan çıkamıyor o zaman. Çıkamıyor. Ve o zannediyor. Adem'de kalıyor. Ve kendi üretti. Adem'i itikat ediyor. Kendi Adem'inde kalıyor. O zaman batıl itikat da mı tasavvurdu o zaman? Yani kaynağı tasavvur yani. Oradan hakikatte vücudu yok aslında. Kendi aleminde var. Aleminde kalıyor. Kendi ürettiği aleminde kalıyor. Kendi kendini yapıyor. Bugün çok verimli oldu elhamdülillah ya. Çok acayip ya. Çok tuhaf. Ve farkında mısın? Ben şoktayım yani. Tabii ne çıkıyor ya? Ben şu anda sanki kışın uyuşmuş sineğe benziyorum. Acayip oldum ya. Şimdi abi o zaman başka bir şey daha çıkıyor. Tahayyül tasavvur kısmında zıt var, diğerlerinde yok. Zıtların bir arada bulunduğu yer burası o zaman. Öbürlerinde zıt yok. Zıt var. Zıt ilim ya. İlimi zıttını kaldırırsanız ilmi mutlak olur. O noktada önemli. Evet. Abi tarih... Fakat şey yok. Ayrışmış diyelim o zaman. Ayrışma evet. Yani bütünlük bu. Ayrışmalar hep buradalar. Hasan bu tahir tasavvur da kafir için işte şey yapmayan insan için hakikati yok. Kendi dünyasında bir ademi bir vücudu var. Bu, ama ehl-i hakikat için öyle değil. Bak aferin. Her şey yani. Şu kafir sokaktaki insanlar var çoğusu 190 yaşadığını bilmiyor. Niye başkasını yaşıyor? Ne derler? Onların dünyası ne biliyor musun? Osman şu ikisi şu küçük dünyayı büyük dünya zannediyor. Burasına demiştik zaten. Şöyle demiştik. Küçük dünya. Hususi dünya. Hususi dünya. Bak. Hususi dünya. Vehmi bir at yazıyor. Hususi. Ademi vücut. Yok aslında. Dünya. Senin için onu eylersen Allah seni hakim. Burası da. Suret o. Onda yok bir şey. Umumi dünya. Onun halinde. Tamam. Tabii.
Cehennemin kendini insan zanneden insan. Zincir peki nefsin emirdir. Bunu mu demek istiyor? Yani. Bak hele. Evet evet. Kendini insan zanneden insan. Aa bak oldu mu Osman bak. Ne abi? Bak. Bu hususu dünya bu ikisi. Umumi dünya bu geneli. Hususu dünyasını umumi dünya zannediyor. Ya bu sistemler hakikaten bizde mi ya? Acayip değil mi? Ondan sonra bazen anlatıyorum ona. Bunu tahtaya çekip diyorum. Ya bunlar böyle bizde var mı ya? Kim diyor abi? Benim yeğenim kalıyor benimle. Ne işe yarayacak? Kendini tanıyacaksın. Bak görüyor musun? Mesela şu anda ben neredeyim? Sizin yanınızdayım zannediyorsunuz. Evet, hiç de rıza etmiyoruz. Burada olmaz, kimse burada değil. Kimse burada değil abi. Şimdi peki dedi, hemen soru ekledi. O zaman ölüm korkusu, kabir dedi, o mezara kefene girmek zan mıdır, hep sandır? Çünkü ustad diyor ki dedim, kabir gözüktüğü gibi deşikli değildir. Bu o zandır. Bu herhalde sizin içinizdeki yeğeniniz. O yeğen değil. O da çok enteresan olduğuna kadar. Tabii ben soruyorum. O bakıyor, onu hakikaten herhalde orada uyanıyor. Üstad da diyor ya, böyle sordu, hani soran yok. Ona benzer soruyor. 12. mektuptayız ya, beraber okuyoruz mektubatı. Beraber okuyoruz. 12. mektupta şöyle yapıyor. Ya bu şeytan, Allah'a yakıştıramıyordum dedi. Şimdi olması lazım ya diyor. Sistemdir ya. Sistemin adı şeytan. Kaldırdığın zaman şeytanın... Sen yoksun ki. Ya Rabbi, hakikaten ne güzel yapmış ya. Allah çok hoş ha. Bak şimdi. Gene din abi. Mesela cennette celali tecelliler yok. Cehennemde de cemali yok. Ya ikisini bir arada görmek isterim ben ya. Abi özür dilerim ama ben o şeyi biraz o tefekkürümü anlattım ya size. Cennette mesela tek boyut, cehennem tek boyut. Ama o cehennemde de bir cennet olduğuna inanıyorum ben. Nasıl oluyor? Çünkü o cehennemde girdiğinde başka bir kafire azap vermek sana cehennem değil. Değil tabii. O zaman o cehennemdeki celalin de esbab tecellisi yok mu bende? Zaten Risale'de geçiyor. Mesela Hatem-i Tahi kafirdi yani. İman etmemişti. Ama cömertliğinden dolayı cehennem diyorsa cennet olacak diyor. Amcası bu talip için umumi şey dahi olsa bu sözü bir cennet. Cennet gibi yani vesatet peyda edecek diyor. Mesela diyelim ki cennete, cehenneme gittik inşallah değil. Birinci, yedinci tabakada münafık var, malum zattı. Onu gördükçe insan keyif alacak da ya. Hani azap görmesinden, hani insan keyif alacak. Şimdi zabancılığı yok mu abi bende? Ben var. Kainatın çekirdeğiysem, onun karşılığı bende var. Var. Peki, o zabani, celali bir esmanın şey değil mi abi? Cemali hiç yok herhalde. Allah'a yok. Zabanizlerde cemali hiç yok. Esbapsız celal tecelli ediyor. Evet. Ridvan, Ridvan var cennetteki memura. Orada celal hiç yok. Cemal komple. Evet. Peki ben de çekirdeğiysem bu kainatın, onun karşılığı bende esbabı evet. Tecelli etmeyecek mi? Bazen zebanilik yapmıyor musun? He. Yapıyor musun? Tamam. Tabii ya despotluk yapmıyor muyuz? Gülüp dökmüyor musun daha? Ben mi? Ben sana, ben. Hiç yapmam öyle şeyler. Yok, yok. Ya melek o, melek. Melekim ben. Doktor nasıl gülüyor? Doktor... Yani bayılacak gibi gülüyor. Gafur hiç yapmıyor değil. Hiç yapmıyor değil. Doktor bile güldü. Doktor bile güldü. Peki bir de okuyorum. Çünkü kafamız alt üst oldu ya. Nasıl toparlayacağım ben de. Ya acayip oldum ya. Ne bereketli bir sorundu ya. Ben soruyu, onu da sorayım. Yok. Yok yok. Bu itikat bozulsa kafir olmuyorsun diyorduk ya. İkinci sözü onun için açmıştım. Oraya bakacaktım da. O başka bir şey. Yani ikinci sözdeki kişi
mesela yanlış bir itikatla bakıyor. Yani itikadı o. Gördüğü itikadı ya. Ehli bidâ mı oldu o? Ehli bidâ denmez ona. Başka bir şey denmez mi ona? Yani ehli bidâ başka bir şey. Yani o ikinci sözdeki o nazarındaki pek fena memleketi düşen öyle bir itikadı vardı ya. Ehli bidâ tasdikten... Yani ehli bidâ denir. Yani o cümleye diyecektim, soracaktım. Onun için ona bakayım dedim. Bir şey var. Var. Osman. Abi itikat yok ki orada ya. Tasavvurda o. İtikat zannediyor onu. Şunu... Verir. O niye? Ehli bidâ. Ama buraya çıkmamış. Ehli bidâ denir. Yani itikadın... Emirdağ'da öyle geçiyor. Yani şey, itikadı bozuk olanlar var ya, kesiliriz. Ehli bidâ denilir diyor. Kafir denilmez. Şimdi niye biliyor musun? Eğer bu yollar çıkmış itikat, ehli bidâ denmez. Kafir olur. Bu itikada çıkmamış, buraları itikat zannetmiş. Senin dediğin doğru. Eğer buralar çıkmışsa ilmi dalalet. Bilgisi dalalet. İmtisali dalalet. Taasubu dalalet. Nasıl kafir olmaz? Olur mu ehli bidâ? O zaman itikattan da kafir olur gene o zaman. Tabi tabi itikata. Buraya çıktı. Bu itikatsa, itikat iki taneydi ya, batıla itikat. Batıla itikat kafirdir. Ha o itikattan konuşmuyoruz. Müslümanın itikatında mı olacak? Ha itikat... O zaman abi bak bu çok önemli bir şey. Bir daha söyleyeyim. Ben o zaman bir daha söylerim abi. İtikat, yani Müslümanın art niyeti olmadan iyi niyetle mesela Mutezile'de, Cebriye'de niçin ehli bidadır? Her şeyi Allah yapıyor, kafir şeyi. Allah'a tenzih etmek, Allah'a kusuru, yanlışları vermemek insan yapıyor. Allah'a tenzih etmek adına yapıyor. Yoksa itikadın batılı var, itikadın adam kafir. Yani itikatta kafir olmaz diye derken Müslümanın itikadından bahsediyordu. O zaman oraya bir yazar, bir yeşile ekleyin madem abi. Ne diyelim abi? Müminde veyahut da kafir şey olursa, yani iyi niyetle mi oraya bilmiyorum o kısım. Ha tamam. Şey o zaman... itikadın menfisi kafir itikat diyor Risale'de. Kafir tabi. Müsbeti yani itikadın müsbetine ise ehli bidâ denir. Menfisi müsbeti nedir? Burada yazamıyoruz. Şu, mesela kişi fiilinin halikidir. Yani insan günahını kendisi yapar. Mutezile. Niçin demiş? Allah şarabı kaldırmaz diyor. Niye kaldırsın diyor. Allah şarabı kaldırır mı yasak? Allah güya tenzih etmek. Oysa şarabı kaldırtan, Kur'an'ı da kaldırtan Allah'tır. Yani kaldıran. Ama bunu isteyen benim. Yani kişinin fiilini Allah yaratıyor ama insan istiyor. Şimdi ehli Mutezile veya Cebriye niçin itikadında şey oldu, ehli bidâ oluyor, kafir olmuyor? Çünkü itikadın kafirliği de var demiştik daha önceki derste ya. Ha, yani niçin? Şu, Allah'ı tenzih etmek, tebriğ etmek niyetiyle, güya Allah'ı korumak adına belgeli Allah'a koymuş, itikadı yanlış. Yani Allah'ı korumak. Allah niye şarap bir şey yapsın diyor. Mesela Cebriye. Ya diyor Allah diyor hakimi mutlaktır. Yani şirktir diyor insana şey vermek. Onun için her şeyi Allah yapıyor demek Cebriye. Bu ne yapıyor? Allah'ı tenzih ediyor. Allah inkar hesabına değil bu. Yanlıştır. Allah'ı âli etmek, ayırmak adına yapılıyor ki bu ehli bidadır. Ama itikad ise bak. Osman buraya bakar mısın abi? Tavir-i tasavvuf bunları boza boza batıla itikat etmiş. Ama mesela Adem'i kabul değil, kabul Adem. Adam imanın zıttı yok. Kafir iman yoktur. Yani kafir iman yoktur. İtikad o. İman tektir. İman bir tane. İman imandır. Başka yok. Ha, itikadın hem kafirliği var hem de şeyi var. Küfrü var, şirki var. Ha, bu itikadı bozuk, onu daha önce konuştuğumuz için konuşuyoruz. Bu sistemler hepsini bozmuş. Tahayyülü bozuk, tasavvuru bozuk, taakkulu bozuk, tasdiki, izan, itizamı. Bu ne olacak? Batıra itikad etmiş. Şirki faiz kan etmiş, tanrılaştırmış. Tam esbabı hakim yapmış. Allah'ı reddetmiş, itikad etmiş yani. Batılları o zaman kafir ya. İtikadı kafir. Çünkü itikad iki tanedir. İki tane. Batıla da itikat vardır, Allah'a da itikat vardır.
İman ise kalptedir. Batıla iman yoktur. Tamam mı? Ha, bunun şeyi var. İki yönü. Yoksa kafir tabi adam. İtikadı bozuk. Ha, niye Cebriye ve Mutezile kafir değil de ehli bidadır? Şu, Allah'ı tenzih etme, Allah'ı kollama, Allah'a menfi bir şeyi isnat etmeme hürmetinden, hürmet saygısından söylüyor. Yani ifadesi, yani ki gidememiş, bocalamış. Ama adam bir takulü bilgilerin malumatı hep menfi, yazıp çiziyor. İlim menfi, şeytanın ilmi. Kalbine, izandan biliyorsunuz, izan diman, kalbin, diman kalbi. Buradan aktarılıyor kalbe. İmtisal etmiş batılı, tasvip etmiş batılı. Ne olacak bu? Salabet, hangi salabet? Batıla salabet. O zaman kafir tabi. Kafir itikat edersen kafirsin. Esbabı, tabiatı, kendi kendine oluyor de itikat edersen neyli bir daha ya? Kafirin ta kendisi ya. O zaman abi itikat, yani menfi olarak düşündüğümüz zaman tasavvurda zanneden değil. Değil. Kesin artık orada çıktı var. Canım, çıktı yukarıya. Ha, bizde şu oluyor. Müslümanın hastalıkları, vesvesesi, psikoloji sorunları buralarda cereyan ediyor. İtikadı bozuldu zanneder diyor. Yani bu tahayyülü tasavvuru itikattır vesvese risalesinde işlenen bir şey. Ha, o zaman itikadın batılı ve hakkı vardır. Batıl ve hak. Tamam mı? Tabi. Bir daha yazayım mı şuraya? Şuraya. Hakka ve batıla itikat var. Tamam abiler. Bir de bir aktarım daha yapayım da abi. Şimdi girmeden metne. Girmedik. Zaten giremeyeceğiz bir tanesine. Evet. Yavuz. Öğrenemeyecek gibi miyiz? Yavuz'la yani konuştuk o arada. Onu yazdım ben, hani şey yaparız orada. Bu hususi dünyamız sureti abi. Hani dedi ki bu hususi aşağı. Dünya burası. Sureti şeye benziyor. Kafam dünyaya benziyor ya. Kendi kafamda yaşıyorum. Diyelim dünyam. Yani yuvarlak olması kafa. Kafanda yaşıyorsun. Evet. Kendi hususi dünyanda yaşıyorsun. Kafanda. Sema semavat. Ona benziyor şeklinde demişti yani. Ha, dünya bu. Ha, bu dünya. Burada dünya. Yaşıyorsun. Hususi dünyanda. Yedi kat. Diye. Bir de şey demişti. İtikadından kaçamazsın. İllaki bir itikadın var. Kesin. İtikattan illaki bir itikadın var. Var. Ya itikadın kaderin oluyor. Yani şu. Şurası. Demiştik. Ya hak. Ya batıla itikat var. Hasan abi diyor ki yani illa ki bir itikadı var adam. Kesinlikle. Benim bu iş... Mesela şeye benzetiyorum, benim bu işlerim. Diyor ki, Kur'an'dan başka bir kitap okumayın diyor. Kur'an'la aranıza başka bir alimin eserini sokmayın diyen adamın 60 cilt kitabı. Kimseye tabi olmayın, bunlarla kalışıyorum. Kimseye tabi olmayın diyen de... Bir ona tabi oluyorsun, diğerine onun tabi oluyorsun. Onun sözüne tabi oluyorsun. Onun sözüne tabi oluyorsun ki ona tabi oluyorsun. Araya giriyor. Yani oynuyor yani. Araya giriyor. Peki sen hani Kur'an'la arana kimseyi sokmadırken 60 ciltlik kitabını niye yazdın o zaman? Kimseye, hiçbir alime tabi olmayan, direkt Kur'an'a tabi olan sözünü söyleyene tabi oluyorsun. Oysa Kur'an öyle demiyor. Kur'an diyor ki bilmiyorsanız bilene sorun. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. O zaman peygamberi de mi sapmayacaksın? Yani o sözde Kur'an'a tabi olmuyorsun, o sözü söyleyene tabi oluyorsun. Güya arada insanı kaldırıyorsun ama insanı merci yaptın. Haberi yok. Hani bu söylediğine ait söylüyor. Peki, devam. Başka inşallah soru gelmeden hemen geçeyim. Bir de okuyorum. Şu anlar 617. Bu arada 12 oldu, değil mi? Evet abi. Yani ara bir verelim mi? Ne kadar oldu saat? Bunu şey yapmayalım Hasan abi isterseniz. Girdik bir tam girelim inşallah. Evet. Sana bir ara veriyoruz. Evet. Tamam, bir ara verelim. İnşallah. Peki, El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Defter 215.
itikat dersimiz kaçtı? 44-2. Yok yok. İtikat 8. dersimizin birinci parçası değil, ikinci parçası. Şu anlar 617. Kainatı bütün mevcudatı ile delil gösterip hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin itikat ettikleri diye devam ediyor. İmanın ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin itikatta da oluyormuş. Buna teyit makamında şu anlar 627'de şöyle diyor. Gibi akdap imamlar ittifakla hakkal yakin bir itikatla ve keşfiyat ve müşahadatla bak. Akdap deyince ne anlayacağız abi? Nedir manası? Kutuplar. Evet. O zaman kutuplar itikatta olanlar yani hakkal yakinle kutup olabiliyor o zaman. Yani itikadın 3 mertebesi var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Tamam. Yani sırf ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin imanda biliyorduk bu şeyi, vasıflanmalar. İtikatta da varmış diye delillendiriyormuş. İtikadı kullanması aktap için yani ilginç itikadı öne çıkartıyor aktaplardan. Evet. Çünkü ilk vahiye muhatap dimaya. Devam edelim ki o şey yapmayayım. Gibi aktaplar, imamlar ittifakla, hakkal yakin ile yakin bir itikatla ve keşfiyat ve müşahadatla ümmete gösterdikleri harika irşadatla ve kerametle risalet ve hakkaniyet ve sıdıkiyeti Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. Keşfiyat, ne demek, lügatini yazayım. Feridi azama zirve-i âlisine yükselen büyük hadinin vakıf oldukları maziye, hale, istikbale, mutalik, kevni ve manevi sarhoş sırlar, keşifler. Sizin ifadelerinizde mi? Biraz. Yerden yazmalar. Evet. Lugatta bu manada geçiyor ama böyle geçmiyor. Tamam. Belki de yazıyor, bilmiyorum. Unuttum. Bak, Ferid-i Azam'a zirve-i âlisine yükselen büyük hadinin, yani hizmetçilerinin vakıf oldukları ne? Maziye, hale, istikbale, mutalik, kevni ve manevi sırlar, keşifler. Bunlar bu keşiftir. Şimdi mevzuya girelim. Allahu alem şimdiki anladığım diye başlık atmışım. Ta benim alemimde kesin olmadığı şeyi tükenmez de değil kurşun kalemle yazıyor. Altında kurşun kalem var, üstte yeşil, mavi. Bu mavi. Hakkal yakin bir itikat dimağdadır. Keşfiyat vicdandadır. Müşahadet kalptedir. Yani dima kalp ruh demek. Yani metinde 617'de hatırladınız, bir daha okuyayım. Gibi aktaplar, imamlar ittifakla, hakkal yakin bir itikatla ve keşfiyat ve müşahadetle ümmeti gösterdikleri harika İrşadatla ve kerametle, risalet ve hakkaniyet ve sıdıkiyet. Üç tane. Risalet, hakkaniyet, sıdıkiyet. Bunların cemi Muhammediye aleyhissalatü vesselamın imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. Demek ki hakkal yakin bir itikat, hakkal yakin bir keşfiyat, hakkal yakin bir müşahadedat. İkisine şamildir. İtikat dimağla oluyor, keşfiyat vicdanla oluyor, müşahadat kalpte oluyor. Yani bunu mekan itibariyle isimlendirirsek, itikat, dima, keşfiyat, kalp, müşahadat, ruhla. Şimdi tam alemimde oturmamış önce kurşun kalemle yazdım, yere geldim. İtikada ümmette gösterdikleri harika irşadatla hakkaniyet.
dedim ya üç tane. Keşfiyata, kerametle, Sıdıkiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanları, iman, müşahadatla, risaletle, şehadetleriyle. Bu demek ki hakkal yakin, keramet ve risalet. Bak, itikat, keşfiyat, müşahadat. İtikat, ümmete gösterdikleri harika irşadatla bu hakkaniyet. Yazayım mı bunu? Tahtaya mı? He, gerek var mı? Evet, yazın. Neyi nesildir diye bir bakalım. Yani ezber. 127 mi? 627 şu alır. Burayı silmedin. Sileyim mi? Evet, tabii ben sen sil demiştim. 127. Hemen sil abi. Sen orayı silerken ben oradan başlayayım. Şuralar bir doğru dursun. Sil sil sil. Seni bekliyorum, çok sallıyor. Sen yaz abi, ben yavaş. Yaz ama. Niye? Sallıyorsun da onu. Tamam. Eyvallah. Hakk'a lekin bir itikatla. Yani bu genelleniyor şapı, itikatla keşfiyat. Kim yaptı? Benimki. Müşahadat. Şeyi almamışsınız dedim abi. İrşadat ve kerametleri almamışsınız. He onu... onun devamı şeklinde aslında. Yani sayılıyor madde olarak. He. O irşadat da onu aşağıya yazacağım şimdi. Şu. Bak. Hatta başta ittifakla da var. Öyle mi? İttifakla da var. İmamlar ittifakla. İttifak da var değil mi? İmamlar gibi ahbaplar, imamlar ittifakla. Ümmete mi? Ümmette. Gösterdikleri. Harika irşadatla. Keşfiyatla
şey ümmet ile olan T yapsanız abi. Ümmet diyor ya, ümmet. O T olacak. Müşahedetle, müşahedatla, müşahedatla, risaletle, şahadetleri. Bak, itikatta oluyormuş bu. İtikat. Ümmeti gösterdikleri harika yaşadat, bu hakkaniyet. Hakkaniyet dimağda tezahür ediyor. Keşfiyatla, kerametle, sıddıkiyet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanları kalpte gözüküyor. Müşahadetle, risaletle oluyor. Bak, ilim, keramet, işte vahiy şeyi, müşahadat mertebeleri. Bunlar da kendisi şahit oluyor. Bu da ruhta yaşanıyor. O gözüksün diye yazdım. Bak, itikat, keşfiyat, müşahadat. Dima, vicdan, kalp. Veya kalp aslında öyle gözükürken keşfiyat aslında bu kalptir. Müşahadat ruhla oluyor. Yani bu iki ayağı olduğu için aslında bunu silebiliriz. Keşfiyat kalpte olur, müşahadat ruhta olur. Zaten keşfiyat ve müşahadat la diyor. La kelimesi tekte geçiyor. Hmm. Keşfiyat, müşahadat sanki tek anlaşılıyor. Evet. O zaman onu da ruhdaş yaptı mı ekledik. Ondan. Ama burada siz şey yapmışsınız abi. Yani, sayılan mesela 5-6 tane sıfatla diyor. İman ve işte Risale-i Hakkaniyet, sadıkiyete iman ve şehadetleri imza basıyorlar. O 5-6 tane sayılan vasfı kendi içinde birbirine eşlemişsiniz. Evet. Yani 6 vasıfı sayıyor mesela. O 6 vasıfın 3'ünü 3 kendi içinde böyle bir eşleme yapmış. Eşleme yaptım, evet. Yani aslında o 6 vasıf Risale-i Hakkaniyet, sadıkiyeti, Muhammediye'ye imanları ve şehadetlerini basıyor. Yani o 6 daha önce sayılan şey bunlara... Ama onların ön önermeleri, verileri ve sistemdeki vasıflar olduğunu gördüğüm için öyle yaptım. Şey olabilir mi abi? İlmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin mertebeler dimada da var demiştik ya, itikatta da olabiliyor diye. Bu hani imanın bir de ikinci şeyi var ya, iman da itikadı besliyordu ya. O tarafında geçerlidir mi desek, denir mi? Yani şimdi iman da itikadı besliyor ya. Besliyor. Hani itikat imanı besliyor. İmanımıza götürüyor imana. Sonra iman da itikadı besliyordu ya. Besliyor. Ha, o imanın itikadı besleyen yönüymüş gibi geldi biraz acaba. O ilmel yakin, hakkal yakin derecesinde. Hakkal yakin bir itikatla dediği. Ha, o da olabilir. Yani o senin imandan sonra imanın itikadı besleme yönünü tarif ediyormuş gibi. Yani o tarafı gibi. Ama, böyle bir ayrım yapsın. Öyle ama şudur. Bu çok sari ifade söylüyor Kastamonu'da 25'te diyor ya, öyle bir ilme yakin ki hakka yakin seviyesi. Yani o mertebede var. Peki yakin kelimesini görebileceğiniz bir şey var mı? Ben bir düşüncem var da ona göre. Mesela dur söyle bakayım neymiş? Acaba bu yakin, yani ilme yakin, aynen yakin. Yakin acaba şey mi? İtikadımızla
iman etmemiz, etmemiz gerekenin arasındaki mertebe şeyi, göstergesi. Yani i̇tikadımız benim da. Benim bir itikadım var, bir de iman etmem gereken hedefim var. Yani benim imanımın, benim edebileceğim bir imanım var. Bunun arasındaki mertebeye ben yakin diyorum. Benim yakinim. Hangisinin? İtikadla imana yakınlığı mı yoksa imanla o... Şöyle aslında, itikadla iman etmem gerekenin arasındaki mesafe benim yakinim belirliyor, evet, gibi. Doğru. Numara ve derece aldıktan sonra diyorsunuz doğru, ya. Doğru. İlmel yakindeyim, aynel yakindeyim, hakkal yapıştı yani. İtikadımla imanım gibi, evet, yani. Öyle bir itikad ki iman olmuş. Tabi, yani o yakinin o imanını bulmuş gibi yani. Doğru. Denilir o. Evet. Güzel de olur. Selim'e seniye kılınmış. Evet. Gibi, evet gibi. Şimdi buna geçelim. Bir ötekisine geçelim. Şu anlar 667. Bunun izahını da kurşun kalemle yazmışım. Çok ilginç. 146'da. Yok, 667. Emirdağ'da da var ya, vesvesize şüphesiz. He. Onu dedi. Evet. Diyor ki, ama ehli hidayet ise geçen basamaklardaki kuvvetli hakikatler ve sarsılmaz hücretler selim kalplerine ve mustakim akıllarına gayet katı kanaat ve kuvvetli iman ve aynı yakin bir tasdik vermiş ki şüphesiz ve vesvesesiz itminan-ı kalp ile itikat ederler ki. 121'de bu da şey var. Müstakim ve selim kalpler, insani berzahlarda geçiyor. Her şu alarda geçiyor. Şimdi bu kurşun kalemine yazdım şimdi. Kuvvetli hakikatler selim kalplerine gayet katı kanaat ve kuvvetle iman. Öyle bir iman ki vesvesesiz iman. Şimdi kuvvetli hakikatler, yani burada ne almış aşağıda? Sarsılmaz hücretler. Mustakim akıllarına aynı yakin bir tasdik vermiş ki bu da şüphesiz. Bir vesvesesiz, bir de şüphesiz. Onu da yazayım isterseniz. O da güzel olur. Yazılınca güzel oluyor. Ezber oldu. Bir şey anlamadık. Kuvvetli hakikatler. Selim kalpler, kalplerini. Rine. Gayet kat'i. Gayet kat'i. Kanaat. Kanaat ve kuvvetli iman. Bu da şey. Dedi. Bu yakin bu o zaman. Yani böyle bir yazan bak şey güzel güzel çıkıyor. Gözümüz de dön. Sarsılmaz hüccetler. Mustakim akıllarına annel yakin bir tasdikle. Yerleri
Dur şuraya bakalım. 100 kaçtı orada? 'Sanki vesvese kalbi değil midir ya? Bu da sanki vesvese. Şimdi vesvese kalplerine değil mi? Evet. Tamam. Akıllarında da tasavvurda değil miydi şüphe? Evet. Test yazdım da ön düzelttim. Tamam abi. Bak nasıl oturuyor her yerde. Yani şüphe şeydeydi. Evet. Tasavvurdaydı. Vesvese de kalpteydi bak buralar. Nereye bakarsan bak. Çok ilginçti. Kur'an'ın bir sırrı Risale'nde de aynı caridir. Bu kadar farklı farklı çok mevzuları anlatırken birbirini cehredecek, ortadan kaldıracak, hükmünü iptal edecek, çatışan ve çelişen bir şey yoktur. Bunu 13. sözde söylüyor. Ağaca baktığınız zaman birbirini tamamlayan, bütünleyen, işlevine kolaylık sağlayan şekilde hareket ediyorlar. İşte yaprak, çiçekte zıt değil. Yaprağın rengi, meyvenin rengine zıt değil. Koku ağacın yaprağına şey değil. Yani ağaç taki yaprak, çiçek, koku, tat, meyve, yükseklik vesaire hiçbirbirine çelişmiyor. Tam tersine takip edilen gaye hepsi hizmet ediyor. Risale'de de bir ağaca benzetiyor Kur'an'ı. Orada Risale'de de öyledir. Yani Kur'an'da cari olan kanun Risale'de de cari. Mesela ben Nasih ve Mensuh'la meşgul oldum. Kur'an'da tam 63 tane ayet Nasih ve Mensuh ayeti var. Mesela Kuliyeyel Kafirun suresinde sizin dininiz sizin, bizim dininiz bizim. Yani iki tane din var orada. İnne dine aindallahi İslam'da başka bir ayette Allah nazarında din tek. O zaman sizin dininiz orada blok olmuş oluyor. Ama niçin var? Onun ayrı bir hikmeti var. Onu ayrı bir ders için anlatamam. Nesedilmiştir. Hükmün kaldırılmıştır. Mensuh olmuş. Öteki bir ayetle. Aynı kanun Risale'nin orada da caridir. Mesela umum hukuk şahsus hukuku kaldırmıştır. Sari ifade imayı kaldırmıştır. Bazı şahısları vekil yapması, ustad. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Esasıyla fani şahıslar devre dışı olmuştur. Nesedilmiştir hükmü. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilemez. Dolayısıyla mutlak vekillik ancak sevk idare edilir, ahkam getirmede, hüküm getirmede, karar vermede değildir. Ancak şahs-ı manevidir. Şahs-ı manevi ferdi ortadan kaldırmıştır. Böyle 63 tane topladım külliyatta. Yani şahs-ı maneviye karşı fert ne kadar harika olursa olsun hiçbir değeri yoktur. Baki hakikaten fani şahsların üzerine bina edilmediği için mutlak vekilliği de bloke etmiştir. O blok etmiş. Ya olur mu ya bu ustad ne diyor? Kur'an'da da aynı kanun var diyorum ya sana. قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ اِنَ دِينَ يَعْنِدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah bilmiyor muydu? Böyle 63 tane şey yapmışım. Ben yaklaşık 30 taneyi tespit etmişim külliyatta. Nasih ve mensuh. Yani külliyattakini söylüyorum. Garip garip bakmayın böyle. Yani hükmünü başka bir hükümle gene, kendi içindeki hükümle. Sen böyle tevil ederek değil. Mesela kendi mesela diyelim ki gıybet haramdır. Maslahat umumiye olduğu zaman Mustafa Sabri Efendi birisi mumaşanat, birisi de ifrat ederek diyor, hata etti diyor. Gıybet ediyor kıyamete kadar. Tamam mı? Gıybet yani kaldırılıyor. Böyle şeyler var külliyatta ama acayip bir şey şaşıracaksınız ya. Yani baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilemez, kaynak olamazlar, merci olamazlar. Mesela
umumi hukuk, şahsi hukuk, şahsi maneviye karşı ustadına bir reyi var. Ferdin şahsi maneviye karşı bir reyi yoktur. Yani icra. Ha, sevk idarede liderlik yoktur bizde. Bak bizde de öyle. Liderlik yok, müdebirlik var. O da nedir? Sevk idarede dusturların uygulanmasında uygularken söyleyecek. Bak burada böyle yazıyor. Okuyabilirdim, geçerdim, kalktım, yazdım. Bak böyle yazıyor, böyle yazıyor. O zaman bunları gösteren şahıs hakim değildir, gösterendir. Ehli olduğu için gösteriyor. Bunlar Kur'an'da da aynı caridir. Şimdi niçin söyledim? Buna da bir ihtiyaç duyuyorum. Çünkü birbirine çelişen ve çatışan gibi gözüken ahkamlarda mutlaka derin hikmetler var. Mesela قُلْ يَا كَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ مَا عَبُدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ اَلْيَدِينَ Biliyoruz surayı. Sizin dininiz, sizin iki tane din var orada. Ama yine dini aynı Allah'ın İslam'da nesedilmiştir. Hükmü kalkmıştır. Böyle 63 tane ayet var. Nasib ve mensuh kitabı içeride benim. Akaid kitaplarında içeride 63 tane. Niye var? 7 mertebede izah ediyorlar. Çünkü illa Türkiye gibi değil alem İslam'da. Bazı memlekete giderseniz ki yine dine indi Allah'ı İslam'ı kullanamazsınız. Kafirin suresi geçerlidir. O yine dine indi Allah'ı İslam kullanamazsınız orada. Onu kullanacaksınız. Tamam mı? Bazı memlekete devlete gidersin ki Tunus'taki kafirin suresi geçerli değildir. Mesela Türkiye'de kafirin suresi nesedilmiştir. Yine dine indi Allah'ı İslam. Hatta hutbede bunu ayet olarak söylemeyin diye önce böyle bazı Diyanet İşleri Başkanı kaldırtmıştı. Bu acayip bir şey. Mesela o Allah nazarında din İslam'dır. Şimdi Almanya'da vaaz ederken bu denmez yani. Çünkü gayrimüslimle karma iken kafirin serisi. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize uygulanıyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Yani yanlış da konuşmak istemiyorum ama yani Kur'an'da cari olan Risale-i Nur'da da cari ise Risale-i Nur talebeleri de düz okumakta sabit kalarak nakıs oluyorlar o zaman abi. Yani başka bir cinayette işlendiğini küllatta ben ispat ettim ama konu değil şu. İnsanları bu nimeti ilahiyede mahrum bırakıyorlar. Evet. O cinayet de var. Kur'an gibi bir hakikat Allah'ın lafzı tefsir edilirse, Allah Resulü'nün sözleri tefsir edilirse, İlhamen beşerin sözü tefsir edilemez, dokunamaz demek itikada zıttır. Dokunur ve ne anladınsa anladın, beni ilgilendirmez, anlayıp anlamadın, ben düz okuyorum demek. Bu ilahi hakikatlerden mahrum bırakma cinayetini işliyorlar, farkında değiller. Beni ilgilendirmez, toplumun ihtiyacının farkında değilsin. Toplum çökmüş. Toplum kelimesi çökmüş, ananesi ortadan kaldırılmış, örf ve İslami şiirleri elinden alınmış bir genç, 17 yaşında çocuk. Sen ne anlarsan anla diye 27. sözden, 22. sözden ders yapılır mı? 23. lema var ya, Tabiat Risalesi. Tabiat Risalesini düz oku çocuk, liseli çocuk. Ne anlar şimdi? Ne anladınsa anladın. Peki o çocuğun kafasına bıraktığın Risale'nin anlaşılmaz. Bir de ihtiyaç duymamakla çıkarsa kapıdan, bir de anlaşılmıyor Risale-i Nur, ihtiyacını hissetmese, onu uyandırmasan, o çocuğun kafasında o yanlış zanı bırakıp gitmesine sebep olmanın getirdiği cinayeti nasıl ödeyeceksin? Evet. O cinayeti nasıl ödeyeceksin? Mesela abi Cenab-ı Allah ben Rahman'ım diyor. Eğer tekvin ayeti kullanmasaydı. Bu nasıl olacak? Allah'ın rahmet olduğunu nasıl kullanacak? Elmayı göstermemiş. Şekillendirme tamam. Nasıl olacak? Bak işte kalktım yazdım. Sen ne dedin? Abi dedi yazarken olması gerekmiyor mu? Kalktı dedin. O Allah Allah deftere baktım yanlış yazıyorum. Deftere bakarak yanlış yazıyorum. Bak oraya bakıp yazıyorum. Ama ben ne düşünüyorum, ne okuyorum, ne yazıyorum. İnsanın da öyle merhametli olun. Her söylediği, her yaptığı ondan çıkmıyor. Bazen beşeriyetimiz hakim oluyor. Bazen ubudiyetimiz, bazen de vazifedarlığımız. Bak Osman orada doğru yazıyor. Doğru telaffuz ediyorum, yanlış yazıyorum. Bunu buraya, bunu buraya. Bu deyince Allah Allah dedim ya adam. Ne yazıyorum dedim. Kalplerin vesvese kalpte olması lazım değil mi? Kalbe bakıyorum şüphe koymuşum. Oysa şüphe tasavvurda. Bir baktım defterde öyle değil. Bazen söylediğimizi ters yazıyoruz biliyor musunuz? O zaman merhametli olun. Affedici olun.
affet. Çünkü affetmekte kemalat vardır. Tenkit etmede, eleştirmede, aşağılamakta, hiddet etmede, gayzda sebap yoktur. Kemalat yoktur. Ulan helal, böyle bir adam gördünüz mü? Helal olsun lan. Ne güzel tenkit etti be. Ne güzel adamın canını aldı be. Helal lan, kemalata bak demiyoruz. Ulan helal olsun lan, affetti. Ne güzel ifade etti. Dokunmadı. İlişmesine kale almadı. Yüzünü çevirdi gitti. Değerlendirmedi sözünü o galiste. Çekip gitti. Mesela sizin hakkınızda ki benim hakkımda diyor sözüm size tesir eder diye söylüyorum. Bana hain mi demediler? Proje mi demediler? İçimize giren haindir. Lisan zarar verdi demiyor. Peki ne yapıyor? Mukabele ediyor muyum? Yerler böyle ihtiyaç olan. Yani buna cevap vermiyorum ama bazı insanlar var. Zarar görür zannıyla bir ihtiyaca binaen derste arada kullanıyor. Bu budur, bu da budur. Cinayet budur. Cinayettir. Bu çocukları mahrum etmek. Tamam. Şimdi kuvvetli hakikatlar, hakikat esma ilahiyeydi. O zaman hakikatler kalptedir. Vesvese de orada olur. Vesvese buna musallat olur. Hakikata musallat olur. Geçmişimize yani. Geçmişimize kuvvet vesaire. Diyor. He? Kuvvet diyor. Kuvvet ha. Ha, kuvvetli iman geçmiştir. Bak doldur da doldur içini. Evet. Ders yapıyorsun tamam mı? Arkadaşlar geçmişimizi o vesveselerden, ondan sonra şeylerden, zanların şeyde hakikatlerden mahrum ettin vesaire. Bunu doldurursun. Niye? Şunu nasıl izah ediyorsun? İmanın iki ayağı vardı. İmanın nuru, imanın kuvveti. İmanın kuvveti geçmişe bakıyordu. Tamam mı? Ondan sonra hakikatler esma ileye bakıyordu. Vesvese kalbe bakıyordu. Bunlar içinde dolaş işte. İstersen vesveseyi esas al, sohbet et. İstersen imanın kuvveti maziyle alakalı çağır. İstersen hakaik eşyayı sabit edin. Esmalar hakikate bağlı. İstersen böyle ders yap. Geçmişin esmadan geliyor işte. Evet, geçiyor. Yani işte ünsiyeti yapan bu abi. Ülfetten kurtaran bizi bu elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Allah ülfetimizi kaldırsın, ünsiyetimizi çoğaltsın. Amin. Ünsiyet yakınlık, ülfet örtü. Uzaklaştırmak. Sonunda abi şey demiş ya, orayı bağlamamışsınız. Söyle abim. Şüphesiz ve vesvesesiz yazmışsınız ya. Devamı şöyle, itminanı kalb ile itikat ederler ki. Oo, niye yazmadık ya? Yani itikat kelimesi orada geçiyor zaten. Hani o sonuna bir bakın. Bak. Şunlardan bir tane. Ümmete gösterdikleri harika irşadatla ve kerametle, risalet ve hakkaniyet ve sıdıkiyet, sıdıkiyet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. Burası değil değil mi? Şey, yok abi şey, 216 da abi. Ya ben özür dilerim ya. Oo, ben nereye? Öteki sayfa okuyorum ya. Tamam, ne oldu bana ya? Yani o aşağıdaki tasnifinize inan kağıdı da eklememiz lazım. Yani defterde var da tahtaya yazmamışsınız. Ya bak buradaymış. Peki, selim kalplerine ve müstakim akıllarına gayet katı kanaat ve kuvvetli iman ve aynı yakin bir tasdik vermiş ki şüphesiz ve vesvesesiz itminan-ı kalbine, bak ikisini cemin. Ya da şöyle gibi geldi, cem de olabilir, itminan-ı kalp üst taraf, aşağısı da zaten itikat. Ha doğru. Aa harika. O daha doğru. O daha doğru. Ama toptancı olursan kalbim şüphesi ya Dima, öyle yapmayacağız. Senin dediğini yapacağım, şey yapacağım. Sensi doğru. Ya uydu kalp zaten. Tabii uydu değil, öyle. Bak şu, keyif alıyorum biliyor musun? Yeni bir şey öğreniyorum. Her derste yeni bir şey öğreten Allah'a hamdolsun. Bak, doğru. Ha şuraya yaz. Yani. Adam ya, demiş ya Türkiye, geçen duydum abi, karşıdık ha, yaz dostum, böyle mavi yıkılıyordu. Kardeş, kabul ben insanım ha. Herhalde. Mazak be. Onu duyunca siz ne yazayım diye şey gelmesiniz. Karşıdık ya da ezberletilecek birkaç tane müziği bana. Şimdi bak, tövbe estağfurullah. Vesvesesiz dedi, itminani kalb ile, bak. İtminanı kalp ile. Doğru mu yazdım abiler? Doğru. Tamam. İtminan. İtminanın kalp ile itikat ederler.
itikat eder. Ha! İtminan kalbi bu ne biliyor musun? Bu itikattan kalbe gidiş yönü değil dedin. Kalpteki imanla itikadı güçte yönü. Yani vesvesesiz ve şüphesiz yönü nedir? Kalpten itikada bakmak. Bir daha vahiy geliyor. Vahiy geliyor. İtikadımızı düzeltiyor. Doğru bir itikatla doğru bir itikat ediyoruz vahiy. Doğru bir itikada verilen cevap imandır. İmanı oluşturuyoruz itikatla. Sonra imanın çapı büyüdükçe kaliteli iman geliyor, itikadın çapını büyütüyor. Ha, bu itikatten kalbe gidiş yönü değil, kalpteki imanla itikadın kalitesini, çapını yükseltme yönüdür. İtminan-ı kalp ile itikad ederler. Vahiy ile değil. Vahiy ile değil. Tamam. Yani oradan buraya bak. He, ben hemen yazayım onu. Aynen öyle. Bak. Buradan oraya baktığı için oradan bak. Vahiy ile değil. Kalpteki imandan dimağdaki itikada bakış yönü. Buradan oraya baktığı için oradan buraya bakma şeyini kazanıyor abi. Evet. Yani kalpten itikada. Bu şekilde yapsak aslında güzel olur. O yani dedi ki ilk önce itikad, iman, ondan sonra dönüyor. Ha, yapayım şu. Öteki sayfada yapmıştım ama. Ha, şurada yapayım, çizeyim. Yani çizeyim. Şema yapalım. Bir şema yapalım. Doğru. Şöyle bak. Vallahi. Bu haritacı başımızı böyle oldu hakikaten hakikaten. Bak şimdi. Gerçekte isteyecek. Onu şöyle sonra isteyeceğim yerlerini. Bizim adam geliyor. Bizim adam geliyor. Kim o? Tanımadın mı sen bizim adamı? Bunu görecek aklıma ama. Bunu görecek aklıma hep sevgili geliyor şimdi. Kim geliyor? Sevgili. Yani o boncuk takma. Şimdi bu adamın burada kocaman bir kalbi var. Kalp. Kalp de sıcak olsun. Bu şaşırmış bile. Çok heyecanlı değil mi? Dima, itikat diyelim. Hayret makamında. Hayret makamında itikat. İtikat. İman. Hayret makamında. Tamam mı? Hem de güzel. Şimdi buradan bak, buradan bu yöne vahiy yönü. Vahiy. Vahiy. Peki şöyle değil mi? Vahiy itikada, itikattan kalbe. Ha, vahiy. Şimdi vahiy itikada. Dışarıdan dedi. Vahiy yukarıdan alın abi Hasan abi. Şuradan mı? Sen hani vahiy itikada bir vursun, oradan aşağıya kalbe. Tamam doğru. Şöyle yapalım. Ha, bir yerden o taraftan git. Sağ taraftan gelsin. Doğru. Vahiy itikadımızı itikadı oluşturdu. Abi vahiy de vahiy olarak yazın abi onu. Ben onu vahiy mi ne? Yani normal böyle yazdığımızda i araya girecek. Ama cümleyi devam ettirdiğinizde vahiy Kur'ani dediğinizde mesela vahiy mi? Vahiy. Va Hakkari İstanbul. Yozgat. Ha, vahiy. İtikadı oluşturdu. Ha, bu yöne de itikat imanımızı oluşturdu. İtikat imanımızı oluşturdu. Öyle yazıyorum. Evet, şimdi. Ha, tabii. İtikat imanı oluşturdu. Evet. Bu sefer bunun tersi. Bu taraftan çizin abi, şöyle yüzünden tarafa çizin, şöyle tarafa olsun. Şurada... Doğru, ihya inşa. İhya inşa değil mi? İnşa. İman da itikadın çapını, gelişim, kalitesini. İman da iti
kağıdın çapını ve kalitesini tesisini yükseltti. Yüksel. Doğru mu? Oldu abi. Yani şu an ben çok güzel göze hitap etti. Burada hidayet neresi diyeceğiz? Bir hafiften oldu. Hani hidayet. Hidayet. Nasıl ifade edebilirim? Şöyle hidayet. Bakalım beraber yapalım. Ben tasvir edeyim. Hidayet, güneş, Allah düşünün. Fotonlar, yani ziya, Allah'ın dimağa bakması hidayet. Vahye hidayet değil mi? Eğer kapıyı açarsak... O zaman evet, nasıl değil mi? He. O şimdi vahiy itikada vurdu ya, yani vahiy geldi. He. İtikada şimdi iki yönü oldu. Kabul ederse aşağı iman oldu. He. O etmedi... Kafir oldu. Küfür tarafı. Evet, tamam. Örttü yani. Kapı tamam. Gibi böyle. Aşağı... Yine geldi de örttü. Ha. Yine geliyor. Mesela şimdi aşağıya doğru yani... O zaman şey vahiy itikada diyelim ki vahiy onayladı aşağıya. O zaman orası hidayet mi oluyor? Hidayet oldu. Ha. Onaylamış oldu. Küfür. O başka bir şey oldu. Evet. Evet. O zaman şey vahiy... O vahiy onayladı itik... yani bu olur. İman oldu. Onay hali. O evet. Hali. Ha. O zaman şuraya yazıyorum. Kafir. Ha, vuruyor, örtüyor. Küfür oluyor işte zaten. Vahiyi onayladı ise iman oldu. Evet. Yani oraya hidayeti nasıl yazacağınız bir yere? Oldu. O itikadın yazabilirsek. Yani şöyle, o zaman hidayeti onay, Allah herkese hidayet veriyor. Hı. Ama onaylanırsa iman olur. Onaylanmazsa kafir. O zaman şöyle diyeyim. Vahiyden gelen taraf hidayet aslında. Hem evet. Vahiy hem hidayet. O zaman diyeyim, hidayetin onaylanmış hali. Şu üst tarafı vahiy itikadı oluşturduğu oku var ya, aslında bir noktada o hidayet. Hidayet. Parantez içinde hidayet diyebiliriz. Ha tamam. Değil mi? Tamam, hidayet oluşturduğu ta kendisi. Tamam işte bırak işte alıyorsun. Ben söylemeyi utandım az önce. Hidayet din. Vuruş tarafı. Ha. Eski makamına. Aa, Burak oluyor. Etap götürüyor işte. Bak. Kafire bakar arkadaşlar. Vahiy kafir mümin fark etmeden vuruyor mu itikadına? Vurdu mu? O zaman vahiy onayladı ise iman olur. Onaylamadı ise onu... Örter işte kafir olur. O zaman şöyle yapacağız. Onu başka bir kalemle. Malzeme taşıyor seni. Şu. Cennete götürüyor, Esma'ya götürüyor işte ya. Şöyle. Fıtratına. Tabi. Demişti de. Tabi aslan. Ata ikramları. Söylüyor zaten çıkartmış bir dede. Bıraktık diyor işe atacağız. Söylüyor. Hidayet değil bir kere. Kuyuyor şeyi gören de. Tahir tasavvur. Hakikati böyle Esma'yı gördüm. Var. Vahiyi onaylamazsa batıl itikat olur. Abi bir şey söyleyeyim. O zaman kalbi de iptal eder. Kafir işte kafir. Ölçen demiyor muydu zaten? O olur. Kafir. Kalbini öptüğü için kalbini vahiy ve kalbi ve vahiy örttüğü için kafir olur. Abi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın. Şimdi mesela köydeyim ben. Elimde bir cep telefonu var. Fakat çalışmıyor. Neden? Çünkü firma o baz istasyonu kurmamış orada. Baz istasyonu kurmamış. Ama aynı yerde, şimdi o baz istasyonunu kuran firma bir de uydu kullanıyor aynı zamanda. Uzayda bir de uydusu var. Uydudan baz istasyonuna gönderiyor, ben baz istasyonundan alıyorum. Ama hemen yanımda bir insan var ki, elinde bir cihaz var Hasan abi.
direkt uydudan alıyor. Ne demek istediğimi? Yani o direkt uydudan alıyor. Baz istasyonuna ihtiyaç duymuyor. Erzaksız. Yani biraz şey gibi oluyor. Şimdi burada demek istediğim şu. Yani kalbi o şekilde direkt uydudan alan bir cihaz hükmüne getirebilir miyiz abi? Direkt işte şudur. Tarikat baz istasyonuna mahkum olandır. Direkt vahide muhatap olan berzah kullanmadan mücedditlerin yok mesleğidir. Şu ben buraya bir gireyim, bir atlatayım. Anlatayım. Bakayım doğru mu yapabilirim. Beraber bir dikkat edin. Vahiy insanın itikadını vuruyor. Kafir mümin fark etmez. Herkesin itikadı var. Bu itikat vahiye vurduğu zaman bu vahiyi onaylarsa bu itikat imanı oluşturur. Tamam mı? İmanı oluşturur. Vahiy imanı oluşturdu. Gelen vahiy itikadı vurdu. Vahiy onaylamadı. O zaman batıl bir itikat olunca kalbi devre dışı yaptı. Kalp devre dışı oldu. Otomatik. Bak çizdim. Şak şak. Evet. Devre dışı. Şunu da yazayım. Kalp devre dışı. Kalp. GPS gitti. Devre. Alıyorlar. Dişi bıraktı. Vesvese şükür. Kim? Devre dışı olunca. Vahiy devre dışı kaldı. Tamam mı abi? Şuraya kadar geldi mi? Bir daha. Vahiy insana vurdu. Kafir mümin fark etmeden. Onaylarsa iman oluyor. Onaylamasa batıl bir itikat oluyor. Daha dur, kafirim. Şimdi bu sefer onaylamasa kalbi devre dışı yaptığı için, kalbi örttüğü için vahiy onaylamasa batıl itikat olur, kalbini örttüğü için kafir olur. İşte burada yine abi şey oluyor, şüphe oluyor. Öbürsünde de ilham ve vahiy oluyor. Hangisini anlamadım? Ya şimdi mesela onaylarsa ne gelir oradan? Onayladığı şeyden ilhamat, sunuat, rumuzat. Adam onaylamadı, ona da yine bir şey var. Ona da şüphe, vesvese onun adına evet. Çalışıyor. Şimdi mesele anlaşıldı mı arkadaşlar? Batıl ve hak hepsinde itikat var. İtikadın itikatsız kimse yoktur. Vahiy geliyor. İtikadımıza vuruyor. İtikat vahiye göre vahiy onaylıyor. Vahiy anlatayım. Haşa anlatmak için. Güneş Allah'a misal. Gelen ziya, foton hidayettir. Panjuru açarsak, perdeyi kaldırırsak, içeriye güneş girerse çiçekleri büyütür, ısıtır odamızı, bize de gıda olur, D vitamini olur vesaire. Onayladık. İçeriye girdi, bizi yapılandırdı. İnşallah. Şimdi güneş haşa Allah'a misal. Ziya hidayet onaylandıktan sonra bizdeki fayda oda ısındı, bize dev vitaminozu. Bunun adı da iman. Vahiy geldi, itikada vurdu. Vahiyi biz onayladık. O kalpte iman oldu. Allah Allah. Şöyle olur mu Hasan abi ya? İtikattan aşağı gelen rububiyet, kalpten yukarı giden uluhiyet çekti. Aynen onu da demiştik. Demiş mi? Evet. O daha önce geçmişti. Ne bozuyorsun? Sonra ben de yetmiyor. İman oldu mu? İmanın kalitesi yükselince geliyor, dönüyor iman. Geliyor, dönüyor iman. Tamam mı? İtikadın, şurada mı? Evet. İman itikadın çapını ve kalbin nitesini yükseltiyor. Kalitesi. Şurada. İhya diyordunuz ya, inşa, ihya. Evet. Buraya inşa, buraya ihya. Tamam mı? İhya, inşa. Yok. İnşa ve ihya bu. Hayat bu. Yok bu taraf o zaman ihya. Evet, şey ihya bu inşa. İnşa, ihya oldu. Evet, inşa yolu, ihya yolu. Tamam. İsterseniz abiliriz. İma inşa ediyor. Ruhi. Evet. Kalp de ihya ediyor. Evet, ihya ediyor. Olur, yazalım. Öyledir zaten de. O zaman şöyle yapayım, yazayım ben onu. Hazar abi şeyi de silelim ya. Şu kalbi... Çarpıyı mı? Çarpıyı silelim bence ya. Çarpı şu. Kafir olduğu için onu anlatacağım istersen sileyim o zaman. Ama ben bir anlatayım da ondan sonra şu inşa yönü rububiyet inşa rububiyet oluyor değil mi abi inşa? Rububiyet. Keşke büyük sayfa yapsaydık ama
keşke yok olmuş bir kere. Burada ihya yönü, ihya yönü, uluhiyet. Kurbiyet, akrabiyet yani. Uluhiyet. Vallahi en başta. Ondan sonra en başta akrabiyet. Nübüvvet, velayet gibi. Çoğaldı. Çoğaldı, çoğaldı. Çok uzatınca karışıyor bazen, tutmuyor şeyler. Yani merkezden yörünge açılınca çok uzatıyor. Şu ana kadar tuttu da, daha yani zor oluyor bence. Gidiyor mesela, bu başlığın nereye var? Neredeyiz? Yani ana şeyden sapma. Yok yok, şimdi başka bir enteresan bir şey söyleyeyim size. Hasan abinin yazışında bakın, Allah ters yazdı, takla atladı, takla atladı geri. Maşallah Hasan abi. Yani o da güzel. Nasıl? Yukarı doğru döndü, ters aktı. Ters, tersten bakarak yazmak var. Herhalde böyle yukarı doğru böyle yazdı. Ama bayağı bir takla attırdı yani. Şimdi bu hadise bize takla attırdı. Biz böyle... Vahiy geliyor. Çok önemli bir şey biliyor musunuz? O acayip bir şey o. Şemasız olmaz. Evet. Yani. İstersen büyük yaparız, sileriz bir yeri. Tamam. Bak şimdi, vahiy geldi. İtikat fark etmez. Herkes de çalışıyor çünkü şu çalışıyor. Evet. Yani şey, tahir, tasavvuf, tarkul, itikat. Vahiy, bu şey, itikat, vahiy onayladı. Vahiy, itikat onaylaydıysa kalktı, iman oldu. Otomatik. Hı-hı. Bu imanın çapı büyürse, kaliteli bir iman olursa, şirklerden arınır, bidatlar da, bu sefer geri dönüyor, sen bana mı iyilik yaptın, itikada diyor. Bu sefer iman da itikadın, şunun çapını ve kalitesini yükseltir. Bu Allah'ın rububiyetidir, şu yön. Buradan da Allah'ın uluhiyet yönüdür. Hasan abi peki özür dilerim, şunu da söyleyebilir miyiz? He. Hidayet her daim var. Evet. Fakat onaylarsın veya onaylayamazsın. Devamlı güneş var. O sistem bitmiyor ama Hasan abi. Şöyle şu anlamda bitmiyor demek istiyorum. Yani onayladınız, itikada geldi, rububiyet yönü olarak kalbi de inşa etti, ihya da her zaman var. İkinci kez itikat onaylar veya onaylamaz. Böyle bir şey olabilir. Evet, bu devamlı her gün, an ve an, zaman üstü oluyor bu. Devamlı. Peki Hasan abi mesela hani fetrettekileri falan tanırlarken şey yapıyordu ki, konuşuyordu. Vahiy gelmemiş ona. Yani yok, İslam cemiyeti için adam işte hep böyle ki rezil yerlerde yetişmiş, anne babası rezil. Hiç İslamiyet'i böyle bir şekilde önüne güzel şekilde çıkmamış, hep işte terörist, işte gerici falan bilmiş, hiç şey olmamış. Buna hidayet vurmuş mu demek oluyor? Yani ona mesela fetret deyip kurtarıyordu ki mevzudan. Ha şu, yani geldi hidayet... buraya. Vahiy geliyor istisnasız. Ona da mı geliyor? Geliyor. Ama nasıl geliyor? Safi ve İmam Gazali diyor ki safi ve arı duru gelmiyor. Şey geliyor. Hidayet sen peygamber değilsin ya, sahabe değilsin ki tam net gelsin. Sahabeye tam net gelmiş. Bize ne ile gelmiş? O netin yolları net. İmam Azam, Bediüzzaman, Geylani, Batın Şanlı Nakşibend Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri. Dolayısıyla karma olmamış. Onlara hidayet gelmiş ama hidayet direkt peygamber olmadığı için direkt Allah hidayeti peygamber yoluyla veriyor. Peygamber de 1400 sene önce olduğu için trafolar yani Keban Barajı'na elektrik indüklendi. 500 bin volt cereyan var. Kablolardan gelecek, bir de mahallende trafo olacak. Trafoda ezan okunuyor. Trafoda senin seviyene inmesi lazım. Senin seviyene inmesi lazım ki evine 220 olsun, 280 olsun. Evet. Ha, şimdi ehli fetret şu, vahiy gelmiyor değil. Geliyor ama vahiyinin arı duru değil. Yani nakleden, televizyondan, kitaplardan, televizyonlardan dinini öğreniyor. Adam diyor ki televizyona çıktı diyor. Adam unvanına aldanıyor. İlahiyatta profesördür diyor. Kim buysa diyor, kabul ediyor. Tabii, mesela hani dermiştim hatırlarsınız. Mesela Avrupa'nın bazı dinsiz filozofları dinsiz deniliyor, felsefeci. Oysa dinsiz değiller demeyin. Niye? Onun bildiği din Hristiyanlık dinidir. Ona hücum ediyor. Onu reddediyor. Dini reddediyor. Dinleri reddediyor ama İslamiyet'i bilmiyor ki. Sen de onu okuduğun zaman tercümede bu dinleri, İslam'ı da reddediyor. İslam'ı bilmiyor. Çünkü nereden anlıyoruz? Kitabına baktığın zaman istediği aynen İslam'ın söylediği.
ahlak istiyor, erdemlik istiyor, fedakarlık istiyor, sömürmeyin diyor, insanları istismar etmeyin diyor, din namı altında diyor, afaruz ediyorsunuz, ondan sonra menfaatlanıyorsunuz, parayı sömürüyorsunuz, adamı istismar ediyorsunuz. Zaten İslam'ı söyledi bu. O reddettiği din, kafasındaki din, bildiği din. Ha, dolayısıyla vahiy geliyor, arı duru gelmiyor. Mahalle trafası bozuk. Hasan abi değişik bir tefekkürüm oldu da, şimdi mesela bu vahiye Allah desek, kafir Müslüman vahiy vuruyor. Ona Rahman desek, itikada esbaplı. Ondan sonra onunla Rahman vahiye muhatap olunca kalbe inerse bu sefer Rahim aktif oluyor. Ondan sonra Rahim dönüyor, yani şefkat itikadı besliyor bu sefer tekrar. Ondan sonra o itikattan sonra sıfata mı geçiriyor? Mesela böyle bir sistem mi çalışıyor? Harika. Anlatabildim mi? Ne dedim bir? Bak şimdi Allah vahiy, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptı biliyor musun? Ben çok iyi anladım. Döndü, bak bu mantıksızdır diyor İzahir'de. Ben ekliyorum. Ama bunu söyledi, döngü korkunç bir şey oluyor. Endübügi bak. Merkeze mi çekti mevzu? Bak şimdi, buraya geldi. Tamam. Sebepli, sebepli alemi itikattır. Ve Rahman'dır. Allah elmayı ağaçta veriyor. Tamam. Peki onaylarsan Bismillahirrahmanirrahim, Allah bu, Bismillahirrahman bu, Rahim bu. Rahim, gelen Allah'ın vahyini itikat edene Allah'ın o Rahim aktif oluyor. Kalpte Rahim'dir. Ha, tamam mı? Kalbi kilitlerinde Rahim yoktur. Ha, şimdi iman edende Rahim olur. Şimdi diyor ki, bu vahiy Allah geldi. Bismillahirrahmanirrahim, Allah ismi burada, Allah. Rahman'a geldi. İtikad ettiğimiz şeyi iman ettik, Rahim'e dönüştü mü? Allah, Rahman'a, Rahman Rahim'e dönüştü. Bu sefer bu Rahim, şefkat, yani şu, iman ettiğin şeyle besleniyorsun. Allah'a iman etmenin dünyada kar nedir? Allah ile, peygamberle, ahirette, dünyada besleniyorsun. Çocuk anasını emer gibi. Bu sefer bu Rahim, Rahim şefkatle besleniyor. İtikad ne yaptı? Bu sıfata çıktık. Birinci döngüde Esma idi. İlk önce Allah, Rahman, Rahim. Sen mi onaylasın? Ha. Yani? Sonra şefkat neydi? Şunat-ı Zatiye. Bu sefer buraya döngü yaparsa şunat böyle devamlı dönerek zata doğru rec ediyor. Merkeze gitti. Oradan hortum çekiyor. Evet, hortum. Ve o zaman o hortum olunca kendisi de gözükmüyor. Artık sanki var da yok adam. Pervane görüyorsunuz, durdu. Çevirin pervaneyi, pervane gözükmez. Aşırı meydanı gibi yani. Aslında Miraç işte. Hadi bakalım. Acayip bir şey. Yani bu esma, sistem esmadır. Aktif olunca sıfat oluyor. Dönünce de şunat oluyor. Allah Allah. Bir daha. Bir daha. Maşallah. Sıfat karpuz gibi yani. Şunat. Çünkü şefkat-i mukaddese şunat değil midir? Evet. Muhabbet, bu döngü devam ettikçe Allah sevmiyor musun? Muhabbet-i münezzeh, surur, şevk, Allah. Lezzet ve Allah ile lezzet almaya başlıyorsun bu sefer. Allah, Rahman. Ben yapalım. Bunu çevirelim. Şöyle. Allah. Büyük yazdığınız Hasan abi. Hasan abi şu sol taraftaki şeyi silebiliriz ya. Şunu silelim. O şu an konumuzun şeyinden tamam. Orayı alalım. O güzel hareket. Tamam kardeşim. Benim yardım edin. Ziyaret tekrar. Olmaz. Olmaz. Yok yok. Yazmaz bu kadar. Ha, o aşağısı kalsın ama oradan çıktı çünkü. Ya şuradan çıktı ya. Fesubanallah ya. Bak. Esbabı düşün. Şimdi ben burada sadesini çizeyim. Yani şey, bunun ölçüsü ne ölçeği? Ölçeği sonsuza götürüyor. Binde bir, yok be, bir, sonsuzdan bir. Evet. Sonsuz bölü bir. Bir bölü sonsuz. Makine birisi de error veriyor. Birisi şeysiz çıkıyor, böyle makinede yapamazsın. Otomatikte şey var mı? Ne hata veriyordu? Error veriyor. Bölü sonsuz da mı? Sonsuz. Tamam abiler. Şimdi bak, şuradan
vuruyor. Tamam mı? Ha, burası itikat, esbaplı. Zaten itikat esbapla, esbaplıdır. Esbapsız iman. Kafir Müslüman, Rahman yani. Evet, evet. Kafir Müslüman fark etmeden, burası Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Bismillah. Rahman. İman ettiği için onaylarsa ona rahim. Mümin kulun kalbine koyduğu bir nur. Evet, rahim. Şimdi bu döngü şu döngü var ya arkadaşlar. Aşık gibi. Şu. Aynen, aynen. Aynen. Şey besmele değil. Aynen. Ha, bu esma. Renkler çıkıyor dedi ya, Allah Allah. Esma. Esma düzeni. Esma aktif. Şimdi bu bunu beslemesi gene esma değil. Bu buna dönüyor. Şuna. Yönü değiştirdiniz dedi. Yönü değiştirdiniz dedi abi ya. Ha, şuradayım. Şuradan yapın da şunlar uyumlu olsun abi. Tamam. Tamam. Kafalar şey çalışıyor. Çünkü... Zor. Tamam. Devreler yakabilmişsin. Çünkü çok devre yakacak bir şey çıktı şimdi. Hakikaten haklısınız. Çok devre yakacak. Onun için aslında Rahman'ı da biraz o tarafa almamız lazım ki onu döndüresiniz. Değil mi? Nereye alayım? Sola doğru yapın. Şuraya mı? Oradan aşağı indirip. Evet, tamam. Çizerken rahat olur. Tamam. Şuraya değil mi? Ha, öyle gibi. Oradan aşağı kolay olur. Rahman. Yani o rahim değil. Esbaplı da yazalım ona. Şey. Ha. Osman'ım, ha. Sen az abi motorları yakacaksın, o motorcu. Ha. Sen. O varsa ne olur? O varsa. Haritaları yaktık. Haritaları yaktık. Ama çok iyi antika bir şey. Bak şimdi. Buharlar mı? Buradan geldi. Geldi. Orası da Bismillah aslında. Allah. Bismillah. Allah. Ha, yazmışız. Allah. Tamam, tamam, tamam. Allah, Allah yazdık. Vurdu mu? Hasan başlangıcı ne peki? B harfiyle başlıyor. Evet. Evet. Hasan abi, Bismillah neyle başlıyor? B ile başlıyor. B harfi. B harfi, B nokta. Bunun başlangıcı B. Yemin ediyorum aynı anda aynı şeyi düşünüyorduk ha. Evet. Demek ki şahsım. B yani evet. B nokta, B'den başlıyor. Başlangıç için ne yaptık? Bismillahirrahmanirrahim ayırdık ya. Döngüsünü yapıyoruz. Şu an hani konu o. İnsan değil mi? Ha, Bismillahirrahmanirrahim'e girdik ya şimdi. B'de neyi kastediyorsun sen? B harfinin noktasından bahsediyor. B noktalı B var ya. He he, neyi kastediyorsun? Bismillahirrahmanirrahim'de B'de başlıyor ya. Yani. Tamam B. Şu şeklinizin başlangıcı B harfi şu an. Bir daha geriye gidin, B harfiyle başlıyor. Şöyle değil mi? Tabii, başlangıcı gelin. Allah'tan önce ne var? B. B. B harfi var, başlangıcı. Ya bu Esma'daki Allah'tan bahsediyoruz tabii. Tabii. Ha. Ben ne anlamıyorum ya? Ben anlamıyorum. B deyince ne oluyor? Gel hele. Çizim ya, bir çizimimizi bitirdiniz ya. Gel. Ben de şey olmuyor. Şunu bir kaldırsaydın. Yok, şunu yakacağız ya. İçeriye alın. Aferin, daha fırlat burada. Yani Bismillah'taki B harfi tamam, var ya, biz tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'i şematize ediyoruz. İman kalpte, insan şeyinde. Şimdi Bismillah, Allah'ı yazdınız, Allah esması. Allah, şurada isimden önce ne var? B harfi var. Tamam, B. B. Ne B burada, burası yani, B'den, yani buradan, her şey B'den başladı. Bismillahirrahmanirrahim'i ayırarak geldik ya, B'yi, Allah esmasını, Rahman'ı, Rahim'i ayırdık bütününden. Şey çıkartıyoruz, bir mana çıkartıyoruz. Yani her şeyin başlangıcı bu nokta değil mi? Nokta da insan mı kastediyorsun? Ha, yani nokta gibi bir şey olan insan bütün kainatı şeye aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şema böyle bir şey. O yürüş Bismillahirrahmanirrahim ile çık diyor ya. Evet. Şimdi sanki onu anlatıyoruz. Yani başlangıç da B harfi, nokta. Evet. Nokta. B'den çıktı ha, nokta. İmam Ali diyor ki o noktanın altındaki nokta benim diyor. Ha. Şimdi B dedik. Başladık B'den. Bismillah, Allah ismi. Sonra Rahman'a geldik. Rahman'dan Rahim'e dönecek. Şimdi... Böyle geldik. Bu Esma yönü. Rububiyet. Evet. Tamam. Sonra
bu rahim şefkat. Rahim şefkat oldu mu? Şimdi bu geri dönüş yaparsa bu sıfata doğru terakki ediyor. Sen seyret unutuyor. Sıfata dönüşmüş oluyor esmalar. Abi hatırlıyorsunuz bir şeyiniz alemimizde. Hani böyle şey yapıyordunuz. Rahim sanki böyle şey gibi diyordunuz. Sıfat gibi. Sıfat gibi. Diyeceğim de karışık. Evet evet. Yani, hani geçiyordu onu işareti evet, biraz daha. Yani. Değil ama işte dönüşüm var yani. Aynen. Ama diyor değil mi rahime sıfat diye. Gibi, yani işareti içerisinde diyor. Diyor da diyor. Yani oysa biz biliyoruz ki rahim ve rahman şeydir. Rahime sıfat yaparsa ortalık karışır. Karışır, ortalık karışır. Çünkü esmadır. Fakat öyle bir duruş var ki sıfat. Kafir Müslüman kalmaz o zaman zaten öyle bir şey olsa. Evet. Onların şefkatim şey mi geçti, adam mı geçti dedi. Şuraya bu, yazalım şunu. Rububiyet yönü. Rububiyette oradan bakıştır. Akribiyet. Yok. Kurbiyet abi. Ha şey. Yani yanlış anladım. Kurbiyet. Velayet kurbiyet. Daha karıştırmayız ya, yazmayacağız. O kadar uyumayın sen bunlara. Tamam, uyumayacağım sana. Zaten başıma neler getirdin sen. Akşam zittirim. Bak şimdi, yönü. Akrebiyet, uniyet, yönü. Adem çok kâr var. Tamam mı? Şimdi bak, peki ne kâr oldu orada duracak mı? Pervaneyi döndürelim. Pervaneyi döndürelim Osman. Tamam. Şuradan kalktı mı adam? Şimdi ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim'e geldi. Sıfata çıktı. Sıfat makamına çıktı. O da yazsanız abi. Esması. Yazmayayım bir yazar. Ha yazmayacağız. Ne yazalım yazalım. Yani esma. Sıfat demeyeceğiniz mi? Evet. Şöyle diyeceğiz diyeyim. Ki şunatta geçeceğiz orada. Ha. Ne diyelim? Sola sıfata doğru çıktı. Sıfata dönüştü mü diyeyim. Ha, demeyin abi. Sıfat yönü desek. Dönüştü mü diyeyim ya. Başımıza hiç açmayalım. Sanki esma yönü sıfat yönü yazın abi. Tamam. Doğru. Dedik ama sıfat yönü, esma yönü. Allah. Bizdeki cibeleri ya. Sıfat yönü. Orada esma yönü yazalım. Çok da ateşmiş. Yönü. Şimdi bak ne çıkacak. Bak. Orada durdu mu? Bir daha dinleyin. Bu düzenek oluştu. Düzeneğin oluşmasına bir terakki yok. Evet. Düzenek Allah dimakat bağlandı. Bağlandı. Allah Rahman Rahim düzeneği tamamlandı. Aktif oldu, sıfat oldu. Buradan böyle geldi. Ha, ha. Aslında dimağla kalbin ceminden sıfat çıktı gibi. Sıfat çıktı evet. Aklın ve kalbin çok güzel bir cümleydi. Dima ve kalbin. Akıl dima ve kalbin. Ha dima değil. Yani ne oluyor? Dima artık esbapsız çalışabilir hale geliyor abi. Çok harika bir şey oldu. Var. Bak dima esbapsız çalışabilir hale geliyor. Yani zamansız ve mekansız düşünebilmeye başlıyor bak. Artık dima. Dima. O da orası da nasıl oluyor? Kalbin. Hepsini dönüştürüyor artık. Her yeri suret dönüştürüyor. Bütün. Lü. Yüne. Geldi ki sıfat sıfata mazar olundu. Yani dima ve kalp bütününde sıfat oluyor. Tabii sadece dimalı olursa esmayı evet, şey yaptı. Rububiyet zaten de. Şimdi burada durdu mu durması var. Tekrar hani şu var. Sözleri ilk defa okudunuz. Evet. Ama mektubata ikin başlıyorsunuz. Mektubata başlarken sıfır ama sözler gözüyle bakıyorsunuz. Sonra lemalar okuyorsunuz. Sözler artı mektubat lemalara bakıyorsunuz. Bütünü bitirdikten sonra sözlere bir de bakınca bütün külliyat gözüyle. Aynı bu kanun. Şimdi düzenek oldu esma. Çalıştı sıfat. Devam etti şunat. Bu döne döne yani şefkat zatı buluyor tabii. He? Zatı buluyor. Zata doğru gidiyor. Şöyle. Onu şey yapsaydınız abi ikinci çizeydiniz. Tabii. Ama
Her sefer yörünge farklı değil mi? Bir şey söyleyeceğim. İkinciye mi çizeyim? Allah Allah. Yani sıfattan sonra da şunat deseydiniz. Tamam değil. Diyelim abi bir daha. Ondan sonra o tamam. Şimdi böyle tekrar yaptı. Bu kalem de zavallı. Şöyle yapayım. Şunat. Şunat. Karpuz çıkıyor işte bizim. Karpuz şey çıktı işte. Abi. Şunat. O dima öyle çalışmaya başlarsa ne olur? Şimdi bir şey, ben bir yer okuyabilir miyim çok kısa? Tamam. Senin dediğin çok doğru. Hani adet, Hasan abi şöyle bir okuyayım. Oku, çok kısa. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber. Allahu Ekber demekle kat-i meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye. Bak ne güzel demiş. Ve cüz'iyattan devayı külliyeye. Yani sürekli Allahu Ekber. Her biri bir Allahu Ekber. Her biri bir Allahu Ekber. Ha, ne, perhane vardı ya perhane. Evet. Ben oyunu Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı Bismillah Allah ekber şu dolaptan getirsen var mı? Şu dolabı açıyorsun ya. Hasan abi şimdi sıfatla çalışırsa, şunatla çalışırsa o dima ne zaman kalıyor, ne mekan kalıyor, hepsi işte sahabenin şeyi bu işte. Burada bitti. Haşir, maşir. Gitti yani. Sonra hangisi var? Yok. Yeşil burada var abi. Şundan var mı? Mesela bu önemli bir şey var. Ver onu. Bu hemen yazmıyor ya. Ben hemen bir halledeyim şunu. Tamam, yok yok yazar. Allah'ın şefretini şey yapan. Ne dedi o? Ben anlatıyorum. Allah Allah. Bak hele. Şunat yönü. Ama okunu çizmem lazım. Ver bana, ben zorlarım. Ver bana. Ver abi, korkma. Kameradan. Hem şu. Peki abi, bu şeyi nasıl açıklayacağız? Bu esma ve sıfat yönünün halkasından sonra şunat yönünü geliyor göstermemiz lazım. Göstereceğim şimdi. Yani dönüşüm. Tabii dönüşüm. Yani sanki baştan vahiyden geldiği direkt hemen şunat yönü olmaması lazım. Yani esma yönünde ona sıfata döndükten sonra şunata dönmesi lazım. Hasan abi ya gel Allah aşkına şunu silelim de düzgün bir şey. Bu çok güzel bir şey çünkü Hasan abi ya. İç içe bir... Şöyle bir güzel şey büyük bir şey yapalım abi ya. Her şeyi sileyim de. Her şeyi silelim abi. Güzel bir şey yapalım şuraya. Boyut olması benim lazım. Benim bildiğim Hasan abi. Benim bildiğim Hasan abi. Ama benim bildiğim Ali de önce kalkar siler tahtayı. Olmaz. Yormaz Hasan abi. Yok, yorulmamak olmaz. Eşeğe semer yük olmaz. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Sil sil. Asil abi. Komple silmiyor musun? Komple sil, komple sil. Bunu güzel bir şekilde yapalım bu çünkü çok güzel bir şey çıktı maşallah. Bu arada sen bunu çöz abi. Öyle çiziyor aslında. Sana da yan yan yapsak helezonik göstersek daha iyi olmaz. Nerede kalıyor helezonik? Ondan çıktıktan sonra o. Tamam tamam, şöyle yatırayım. Evet yani ondan sonra en son zata doğru. Söyle bana sonra değil. Öyle. Silgör işinmiş. Çünkü yoksa aynı şey. Onu da sil. Hasan abi, abim demişti de o dima sebepli çalışıyor, kalp sebepsiz çalışıyor. Evet. Şimdi sebepli çalışan bir sistemi aşağıya rububiyet iman olduktan sonra iman onu sebepsiz çalışmayı öğretiyor ona. Harika. Sebepsiz çalışma bu sefer ama sebepsiz çalıştığı için yani. Artık sebepsiz çalışıyor yani esbab. Hadi şimdi şu an. Başka bir şey. Ondan zaten. O Osman ne dedi anladın mı? Ulaşılar mı? Felafil oldu abi işte. Anlatacağım ama unutturmayın. Tamam çok. Aferin lan abi. Şey değil mi? Felafil olmadı. Fenafil olmuş abi. Yok ama şey başka bir şey oldu. Dur bak. Dur. Bak şöyle yatırayım diyorsunuz değil mi? Şurası dima. Şurası kalp. Uzun olsun ki güzel yazabilirim. Oğlum mevcutların hepsini sildin mi? Hepsini sildik. Hepsini sildik. Çekeydik fotoğrafını. Şimdi çekin. Çıkar gene ya. Kamerada var ya. Hakikaten. Ya dur. Bak kamerada var ya. Nasıl sildiniz bir celsede? Gönlü razı olmadı. Osman'ım. Abi şahitler var. Dediler ki. Ha o şeyler gitti. Kamerada var abi, sıkıntı yok. O antika şeyler gitti. Hangisi gitmedi ki abi? Yok, bir şey var. Var da. Ben şimdi gitti yani. Yok gitmedi. Yok gitmedi. Gitmedi. Hepsi gelecek inşallah şimdi. Daha iyisi gelecek. Menba burada. Menba burada doğru diyor. Bak şimdi sen yazdım ya. Dikkatli bak. Şimdi bak. Tamam. Ne diyor? Senin böyle içeri de iyi içeri dedin mi? Bir şey sevindim de daha hayırlı derdim. Şunu alayım da şu defteri yok edeyim. Şuraya koyayım. Öyle bir şeyi Allah nasip etti ki kazdık ki etrafını hepimiz. Acayip. Onun zevkini tadacağız şimdi.
Şunu çalışıyor mu? Yaptı abi. Niye? Mavi, mavi. Mavi. Şey, Harun'a güya ben bir tefekkürümü anlatmıştım, o da hiç durmadı, devamını getirdi Hasan abi. Hani Allah göz vermiş, göz vermekle kalmamış, siz çalışın bir taraftan. Göz vermekle kalmamış Hasan abi, gözün görmesi için, gözün göz olduğunu anlayabilmesi için görebileceklerini de vermiş. Şimdi Harun'un eklediği de şuydu, oradan bir üçüncü çıkıyor, gözü veriyor, gözün görmesi için gerekenleri veriyor. Bir de göz gördüğü için ortaya çıkan bir üçüncü bir lezzet var. Bak şuna. Bu, burası. Hepsini anladım. Anladın, evet tamam abi, bir şey demedik. Burası Rahman. İçeride onun bir olması lazım. En son bir olacak. O anındakilere ne diyeceğim? Kaşıklı mesele böyle. Esbapla esbapsız yazalım ki abi. Bak şimdi, geliyor arkadaşlar, bu vahiy onayladı. Allah vahiy vurdu. Tamam mı? Müsvetini konuşuyoruz değil mi biz? Müsvetini konuşuyoruz. He. Dur, yani itikat batılı konuşmuyoruz. O konuşacağız onu ilk önce. Buraya vurdum. Onayladı bu itikat. İtikat sistemdir. Onaylayınca bu direkt imana, kalbe iner. Esma yönü. Hasan abi ısrarla yönü bu tarafa çevirmeye çalışıyor değil mi? Demek ki hikmet var. Esbapla İslamiyet yani. Çünkü dönüş yönü şeydir yani. Saat yönü düşüyor. Sağa doğru. Doğru değil mi? Evet. Kurbiye dönüş yönü çünkü yani saat yönünde ya. Evet. Hasan abi şurada. Esbaplı. Ama oradan mı döneyim? Sağdan sola atmıyor mu abi zaman? Sağdan sola. Tamam öyle, o zaman bu nasıl sistem oradan başlayacaktı. Solda. Ya bozmayalım abi. Şimdi bu Rahman yazdı ki abi. Esbaplı İslamiyet, kurbiyet yani bu. Tamam. İslamiyet tarafı. Yani bu geçmiş değil mi? Esma yönü. Geçmişten geleceğe sola doğru. Normal ne? Sadece düşünüyorum ya. Yönü. Rububiyet yani. Tamam mı? Tamam. Esma. O itikattan belki deriz ki kabul etti yani. Tamam ya, kabul etmiş olan. Tamam, o hal o zaman. Beraber yürüyoruz, tamam mı? Vahiy geldi dima. Onayladı. Onaylayınca Rahman aktif oldu. Bu sefer rububiyet kalbe geldi. Kalbe imanı oluşturdu. Hı. Tamam mı? Kalpte iman oluşunca o da geldi şuraya. İman olduktan sonra sen misin bana bu iyiliği yapan diye dima onu da çapını ve kalitesini. İhya, inşa, bunları yazarsa çok güzel olur. Yazalım. Değil mi abi? İnşa. Evet. İnşa. İslamiyet oluyor değil mi abi bu? İslamiyet. Esbaplı. Esbaplı. Yazayım mı ki onu? Yazalım ya. Tabii abi ya. Çok güzel olur. Elimizde olur. İslamiyet. Kurbiyet. Esbaplı. Kurbiyet. Tamam olur bunlar. Şu an şeyden uzak. Yani manada destekliyor. Tamam. Evet. Evet. Bakalım. Şimdi burada Rahim, bu ne yaptı? Sıfat yönü bu. Sıfat yönü. Akribiyet. İslamiyet yerine iman. İhya. İhya. Esbapsız mı oluyor artık? Evet. Esbapsız. Esbapsız. Tamam mı abi? Şimdi kalktı, şeyi değiştiriyor kalemi, düzeni Esma kurdu, bu, kurdu. Bu sefer bütüne geldi mi? Allah, Rahman, Rahim. Bu sefer artık bu çalışmasından sıfata dönüştü. Buraya gelince sıfat oldu. Sıfata dönüştü. Sanki Rahman ve Rahim işareti cazda ölüyor diyor. Öyle bir duruyor ki sanki sıfattır. Yani tamam mı? Mesela 430'da da sözler için şöyle diyor orada. Diyor ki ilim öyle bir şey ki diyor, latif nüktelerde de geçiyor. İlim öyle bir şey ki
sanki kudrettir. Kudret öyle bir şey ki donmuş elma, sanki ilimdir. Şimdi Osman bak, buraya geldi mi abi? Orada Mehmet abi bir şey diyor, bir tavsiyesi var, çok güzel bence, öyle yapsak daha iyi olur. Bu halkayı diyor abi, istersen sen anlat. Heh. İçe doğru yaparsak diyor mesela. Dıştan içe, telezonik gibi. Dıştan içe, bire doğru gitme. İçte en son zata ulaşacak. Ha şuraya, ha, şuradan. Yani döndün, bir tur daha attın, sıfat şey yaptın. Şuradan. Zata ulaşacak, teke. Bak, şuradan şey. Artık sıfat. İçten çizin, değil mi? Evet, şimdi. İçten çiziyorum. Bu da şunat. Gibi, şu, ha, şunat. Bak şimdi. Yazacağım şimdi. Şeyde çıkıyor, ilmen, aynen, hakkı. Şunat. Yazayım başka bir kalemle. Yeşil nerede? Şunat yönü. Latifeler. Şunat latife. Şefkat-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, şefkat-i mukaddese, memnuniyet-i münezze, surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese yönü. Geldi mi abim buraya? Geldi. Şimdi kalbi bu alem, buradan da zat yönü. Mahiyeti zatiye doğru gidiyor. Zata doğru. Çünkü artık kendisi şahit oluyor. Zat yönü. Şey, yani, ben bir geleyim şuraya, dayanamadım. Hasan abi şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle anladım ama çünkü hoşuma gitti de. Tamam. Paylaşmak istedim. Tamam. Yani... Şunat yönünün yanına yani, şey... Bir girdap gibi. Evet. Ha, noktaya koy. Tamam, o kadar şey elozon çıkmıyor bizden başta. Böyle. Tamam işte. Niye? Hayır çıkıyor. Niçin çıkıyor? Esmalar, cırut, sıfatlar. Ha, çok olacak. Çok o. Şey işte, Hasan abi, şimdi pervanede Hasan abi diyorduk ya. Şimdi pervane diyorduk ya Hasan abi şöyle. Mesela şöyle çok kaba çizelim şöyle Hasan abi. Şu pervane. Şimdi bakın bu pervaneyi görüyorsunuz. Bu döndü. Hızlı döndü ya. Pervaneyi görmüyoruz dediğimiz nokta da görüyoruz ama pervaneyi değil. Sadece ortada bir nokta halinde görüyoruz Hasan abi. Bu bile aynı şeye işaret ediyor sanki. Nokta görüyoruz hakikaten. Şunat yönünün yanına şey yazabilir miyiz abi? Sırrı iman. Evet, olur. Orada artık sırrı iman var. Bu mertebede... Ama şimdi dokunmayalım ona. Hasan abi, bu zat yönü ondan sonra devam edecek mi? Ediyor. Ediyor. Ha. Yani bu mesela, bu tek çizini, esmalar... Onaylanıyor, esmalar sıfata dönüşüyor. Sonra şunata dönüştürüyor. Hakikaten şunat dimada dönüşüyor. Tekrar buradan zata dönüşüyor. Bu gide şu pevrane gibi tek nokta oluyor. Çizeyim mi Osman şuraya? Tek nokta. Şurayı böyle noktaya dönüşüyor. Ha, B mi yapmış oluyoruz üzerinde? Evet. Böyle. Biz orada şey demiştik, B'den başladı, noktadan başladı her şey. Tamam yok, ben yani pervanede bir nokta oluyor. Ha, denebilir abi, olur. B'nin zaten yukarısı budur, ha. Noktası da bu. Bu besmelenin... Ya, komple bu yani. Evet, ha, nokta bu işte, her şey bu işte. Evet. Allah'ım yarabbim yok, ya. Nokta insan, B'nin çanağı bu değil mi? Yok. Çanağı bu. Kavgı yani. Hayır abi. Allah aşkına şunu söyleyeyim. Aynı zamanda şikayet. Yok çizmeyeceğim Hasan abi. Çizmeye gerek yok ama. Ne? Hayır bak. Bak şimdi bir dakika. Tamam. Hiç değişen bir şey yok. Bak Kur'an diyor. Kur'an gitti mi gitmedi. Fatiha diyor. Fatiha gitti mi gitmedi. Besmele diyor. Besmele gitti mi gitmedi. B diyor. B gitti mi gitmedi. Nokta diyor. Yani hepsi bu. Hepsi bu.
Hepsi bu. Nereden bakarsan. İsterseniz bunu bir nokta olarak da görebiliriz. Açıp secere ilkat olarak. Secere ilkat olarak. Şöyle olur mu? Şöyle olur mu arkadaşlar? Secere ilkat. Evet. Doğru. Zaten öyle. Şöyle olur mu? Abi şu Allah tarafı var ya. Var. Ben. Tamam. Kavu. Kavu kafsiyen gibi. Allah Allah. Vacip yönü. Aşağısı da şey. Nokta. İkisinin yani arası seçeneği. Yani istersen ben bunu sileyim. Şunu sileyim Osman. Evet. Böyle mi kalsın? Şöyle mi kalsın? Ha ben öyle gibi geldi benim abi. Benim de öyle geldi. Alttaki. Ben evet. De bu sistem. Ha, yani zıt tepeden yapalım. Aslında zıt, şöyle yapalım. Yukarıdan yapalım abi. Ha, ben yani kavu kafsin. Bak şurada. Aşağıda. O B de ene ha. Gibi. Ene, ene gibi tarafı. Belki. Şu, şey olur. Aa bak şu. Tersten, ha. Ters mi yapacağız? Ha, ha. Tamam. İşte vacip yönü. B ya bu. Ha. O B. Yok aşağı yapacağız. Tamam aşağı doğru. Aşağıda yapacağız. Aşağı yapacağız onu. O ters bir aşağıdan düz bir. Aşağı mı? Yukarısı şey abi. Vacip yönü. Nokta zaten bundan açılımın hepsi şey. Nur Muhammed'in açık yani seçeneği ilk kat. Yani şunu mu yapalım? Tamam aynısını de. Yok yok abi. Yok abi noktayı aşağıya aşağı koyacağız. Noktayı aşağıya sen. Yukarıdaki nokta var ya. Noktayı aşağıya abi. Şunu siliyorum. Evet, yani aslında işte. Şimdi noktada koymayacağız. Bir de alttaki yazı olan nokta ha. Yani. İşte evet, tabii. Yazı nokta işte. Ha. Üzerine çanağı ters çevirmemiz lazım. Şimdi sildim. O çanağı da ters çevireceğiz. Abi onu silin. Yukarıdaki çizgiyi. O zaman bütün bu şeyler noktasız B yapın şimdi üstü abi. Bu nokta bak. Şuraya bu. Normal B yapın işte. Ha burası B. Ha şöyle. Öyle değil abi öyle değil. Gafur abi anladın sen çizdin. Öyle değil mi? Ha yok. Şunu silelim abi. Orada özür dilerim. Bir tane daha. İkisini. Şu abi, çanak burası. Heh. Burası D. Vücut. Seceri kat bu. Böyle abi. Nokta bu yazdığımız. Ya şimdi bu şey... Yani Nur-u Muhammed'i açılımı bu. Orası vacip yönü. Bu bize gelen artık vahiy. O tarafını... Şu iki yere bakıyorum. Onu biçimsiz çizsin sen şimdi onu. Benim bildiğim masalarda onu daha düzgün çizecek şimdi. O yazdıklarımızı nokta olarak kabul edelim abi. İstiyorsan öyle. Bu komple nokta. Orası vacibi vücut yönü. Biraz önce yaptınız ya o olduydu. Aşağıya da hepsini birleşip bir nokta koyun altına. Allah subhanallah. Ah Şemsettin vurdu bizi bugün ya. Elhamdülillah. Orada komple birleştirip komplesli komple. Osman abi işte. Şu evet. Alttaki B dediğimiz yer var ya şu ha. Hareket var ya ha. Vahiy geliyor. Bunu nokta. En iyi simgeler ne anlatır? Yani pervane mi anlatır? Girdap mı anlatır? Hangisini? O yazdığım şey, şu sistem ya. İtikada geri dönüyor ya hani. Ha. Orayı. Allah. Yani aslında pervane de yapar. Çünkü pervane döndüğünde vücut gözüküyor ya. Evet. Aslında bir şey yok. Yok. Onu anlatıyor mektubatta. Ha? Hani hattı ha. Çevirsen diyor ya Hasan abi. Biraz o, tek nokta gibi sen. Olur diyor. Sanki varmış gibi. Ateş yan ateş çevirsin. Ha, ha yok. Aslında bir tane şey var. Ateşi çevirsin. Osman abi. Ha. Anladın mı? O da uyuyor yani. Ha, anladım anladım. Ateşi çevirsin. Ha, çevirir. Satır gibi duruyor. Şimdi lazeri çevirmiştik yani. Şey dursa ne olur şimdi? Lazeri çevirmiştik. Vahiy Kur'an bitti. Çekti. Açık gözüküyor. Gözüküyor. Tamam arkadaşlar bu komple B'dir, noktadır dedim. Şu tamam mı? Evet. Bu komple nokta. O zaman bunu siliyorum şurayı. Bak şeyde ne diyor bir? Hani böyle bir baktım da şeyde B şeyde. 14. Leman 2. Bakanlık. İşte diyor Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fiil listesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu mezkür sırr-ı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Ünvanı. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar rahmeti öğrenir ve envar rahimiyeti ve şefkati görür. Hasan abi ne dediğini duydun mu? Bir daha. Abi dediğimizi diyor ya. Bir daha bir daha. Biz oradan diyoruz zaten. Bir daha bir daha okur musun? Yukarıdan okursam biraz daha yelken altında vardı oraya okuyayım mı? Oradan mı okuyayım? Oku bakayım. Evet o rahmetin kuvvetidir ki zişurun nazarlarını celbeder kendine çeker ve ehadiyet sikkesine ihsal eder ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'deki hakiki hitaba mazhar eder. İşte
Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fiil listesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihette bu mezkûr sırr-ı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar rahimiyeti ve şefkati görür. Rahimiyet ve şefkat. Hepsi söyledi işte. Allah'ın yarabbim Allah ya söyledi. Allah Allah. Şefkat ve rahimiyet görür. Görür. Görür görür diyor abi. Bunun altına. Onu yazalım. Dur. Neresi geçiyor? Abi dördüncü sırrın sonu. Bir dakika. Bir sözler. Sözler 13 abi. Sözler 13. Dördüncü sır. Sırlar var ya. He. Tabii dehşet ya. Dördüncü sır. Paragraf. Son paragraf. Yani başlangıcı belki bir cümlesi. Bir daha mı okuyayım? Yok, yani, tamam. Anladım şey. Şöyle yapalım dur. Baş ve son kelimeleri yazmam lazım. Dur. Sen başı söyler misin? Hangisinin kesimi ya? Oku. Erkekin abi. Evet o rahmetin kuvvetidir ki diye oradan. Evet mi? Evet diyelim. Evet. Kuvvet kullanayım. O rahmetin kuvvetidir ki. O kadar yeter. Rahmetin. Evet. En sonunda da envar rahimiyeti ve şefkati görür. 26. şeyde söylüyor kaderde. İman esaslarını görür diyor. Değil mi? Evet. Ha. Görür nerede? Görür. Şey, bir şey söyleyebilir miyim? Şu burada bir yön belirleyecek olursak, şimdi şefkati görmek. Bak şimdi, bak. Hissetmek değil, görmek. 26. zehir değil mi? Ne? Başka bir yerde ne de var? Ne de var abi? Her yerde doldu. Yine fark ediyor, rahmetin içinde. Aslan abi bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi biz yaptık. Yaptıklarımızı bir 3-4 saattir çalışmamız şunun çıkması için. Evet. Bu. Bunu direkt baksan anlamasın, 4 saati dinlemen lazım. Ama bir hulasa ederiz ders bitince. Abi aşağıya nokta yukarıyı çanak yaptık ya biz B'ye. Aşağıdan yukarıya çıkış, velayet, yukarıdan aşağıya gelişte risalet şeklinde mi oluyor acaba abi? Anlatamam. Tam tersini. Yok abi niye öyle dediniz? Çünkü risalet vahiy ya. Kalbin kışap velayet ya. Bak şimdi kalbin bak. Vahiy dimağa bakıyor ya kardeş. Vahiy risalet değil mi? Tamam abi. Ha. O zaman vahiy yemunatap dimağdır. Risalet yönü. O risaleti kişi alıyor zühre katre reşa. Kendi alemine dönüştürüyor. Adam velayeti kendi çapında. Direkt vahiy değil o. Kalbinde olan direkt kendisi vahiy değil. Dönüşmüş. İman kalitesi büyür, küçülür, azalır, çoğalır. Hani risaletin ta kendisi değil. Velayete, risalet velayete dönüşmüş. Risalet velayete dönüşmüş. Arkadaşlar bunu da ekleyebiliriz. Bu vahiy vurduğu zaman risalet ya Arun. Evet abi. Bir bak da. Bak bu vahiy geldi ya. Risalet. Risalet geldi. Şimdi bu katre, reşa, zühre var 24 sözde. Buraya geldiği zaman o vahiy kendi kalbinde şeylere dönüşüyor. Hallere dönüşüyor. Velayet meratiplerine dönüşüyor. Tamam mı? Velayet oluyor. Yani senin velayetin oluyor. Senin velayetin oluyor. Senin üretim. Evet. Yani bu yön risalettir. Tamam. Bu yön senin velayetindir. Tamam. Onu da ekliyorum. Umumi cennet, hususi cennet. Ekliyorum. Hangisi? Şu mu? Yok, görür diyor ama kanki. Her şey hoş. Nerede diyor? Hasan abi, ben çok özür dilerim ama ben herhalde başka anlıyorum Hasan abi ya. Ya kusura bakmayın, şey yapmak istemiyorum, bölmek istemiyorum ama. Hasan abi, tamam vahiyye ilk muhatap dimadır ama ondan sonra yani tövbe estağfurullah Allah-u Teala'nın makamı hükmüne gelen yer kalptir. Kalpten dönüş o yüzden risalettir diye ben. Çünkü nedir biliyor musun? Dimada farklılık olmaz. Çünkü iman gaybadır. İtikat zahiredir.
Tamam mı? İtikat zahirdir. Bak unutma, yöntemle çalışır itikat. Risaletle çalışır, vahiyle çalışır. Yani başka şey yok. Öyle halen ben anladığım ilham falan yok orada. Yani kalbime geldi şey yap, ustad kalbime geldi diyor, aklıma geldi demiyor. Ha, şimdi aklı çalıştıran benzini kafaya koy. Biraz tabi velayet üstün gibi gözükürken değil. Şimdi mesela iman gaybidir, itikat zahirdir. İtikadın zemini edile-i şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Tamam mı? Bu vahiye muhatap olduğu için o vahiyi alıyor. Ama aleminde katri oluyor, reşa oluyor, zühre oluyor. Yani iman imana dönüştürüyor. İman da farklılık. Kendi mesela velayeti, velayet mertebeleri oluyor. Yani herkes de eşittir burası. Aynıdır. Vahiye muhatap aynıdır. Evet. Ama geleni burada dönüştürüyor. Kimisi tafsilli iman oluyor. Kimisi icmali iman oluyor. Kimisi böyle sucunun, gusunun, zahrun, batın yani kimisi böyle kabul ederek iman ediyor. Kimisi tafsil ediyor. Kimisi bilmem ne yapıyor. Bu burada dönüşüm oluyor zuhre ve sen diyor mesela usta diyor ki Zehra oldum ben hiç ender hiç olan kardeşin diyor zühre olsun diyor. Reşa, şey reşa mı ters mi söylüyorum? Zühre, ha reşa adlıdır. Mesela zühre şeydir, çiçek. Reşa suyun buharı, hiç ender hiç. Yani bütün o dönüşümler burada ama malzeme girişi burada, risalet buradan girer. Risalet buradan giremez. Çünkü muhatap burası. Dolayısıyla biraz şey gibi gözüküyor ama değil yani. Velayet üstün değil. O da şeydir. O dönüşümdür. Risaletin sende dönüşmüş hali. Velayet. Velayet risaleti... Risaletine inkılap etti. Ha bak, velayeti risaletine inkılap etti. Öyle demiyor mu peygamberimiz? Efendim? Velayeti risaletine inkılap etti. Eğer risaletle... Ama velayeti kaynak oldu diyor ama. Tabii. Şimdi şu... Ama öyle bir şey oldu ki artık risalete şey yaptı yani. Peki şöyle bir... Aslan abi biraz böldüm. Gel abim gel. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Tövbe estağfurullah. Yani ben anlatıyorum ama Hasan abi. Ha. Ben Allah'ın huzuruna çıkıyorum, miraca çıkıyorum. Tamam. Ben derken bu değil. Bütün Allah'ın varlıkları adına ben... Yani ben bir nokta oluyorum adeta. Ben bir nokta olarak Allah'ın huzuruna çıkıyorum. Yani ben şurada şu noktaysam diyorum. Şuradan şu yukarı B'ye gidiş bu velayettir. Çünkü velayetiyle Resulullah'ımız gidiyor. Buradan B'den noktaya dönüş. Tamam. Risalet. Bu risalettir. İşte aynı. Aynısı zaten. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Risalet geldi sonra kalbinde velayetiyle gitti. Buraya geldi. Tamam. Hani şunu ters çevir, tamam, anladım. Geliş, gitti yukarıya. Tamam. Kurbiyetsiz zaten gidiş yok ki. Evet. Kurbiyet olmadı, nasıl gidecek? Evet, doğrudur. Tamam işte. Yani B'yi daha güzel olsun diye. Burada bunu da şu bak. Şunu da unutma. Komple düzenek nokta. Şurası. Evet. Ama bunu tıkla fır. Şunu ters çevir. İstersen bunu yazı ters çevir de şunu ters çevir. Ondan sonra risalet geldi. Kurbiyet. Velayet çıktı. Eğer miraca gidiş ve risalet olsaydı her nebi giderdi. Evet. Çıkış sebebi velayet, o velayete de herkes mazhar olamadığı için evet. Ona az kaldı. Evet. O miraç ekber. Her peygamberin miracı var. Cismani. Her müminin miracı var, namaz miraçtır. Her malum mücedidin miracı var,
Ama Miracetberi Muhammed'i de peygamberimize bile bir defa olmuş. Altıncı şurada da diyor ki, Miraci Ekberi Muhammed'i de söylenen o sözler. Evet, tabii. Tamam. Bu nokta, besmele düzeneği de diyebilir miyiz? Aynen. Evet, besme şeyde başta ne diyor? Kainat simasında, arz simasında, insan simasında diyor ya. Burada o nasıl uyar konuştuk. Kainat bu... Bu zaten şey, dima, arz siması oldu. Arz. Bu insan dışarıdan vahyin gelmeyen yani tarafı tutabilirim aslında. Yani niye olabilir sanki? Kainat neydi biliyor musun? Arştan aşağı değil miydi? Kalp işte. Rahim ya. Siması. Bu neydi? Bir de oku. İnsan siması. Kainat siması. Arz siması. Arz siması. İnsan siması. Öyle oluyor. Kainat Rahim abi. Kalp zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Arzda şey, Rahman. Bir insan kalıyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Allah kainat. Evet. Öyle kainat mi? Rahimdir bence. Ha, öyle değil mi abi? İnsan rahim. İnsan rahim. İnsan rahim. İnsan rahimdir. İnsandır. Kainat rahman. Kainat Allah olur. Allah çünkü Allah. Niye biliyor musun? İnsan olduğu için insandır. Allah herkese tecelli ediyor. Rahman da herkeste aktif oluyor kafir mümin. Rahim ama insandır. Rahim sırf Müslüman olan, insan olan insanı oluyor. Evet. Yani. İnsan diyebiliriz şuna bak diyeyim. Şuna insan. Komple senem abi. Noktaya yani. Şimdi bu dört şey sırlardaki şey insan sıfatı. O ne abi? Arz. Tamam. Öbürde kainat. Peki insan mı daha değerli, kainat mı daha değerli? Daha kapsamlı. Burada. Nereden baktığına göre. Çek onu yukarı. İnsan daha değerli. Hasan abi, insan daha kainat mı daha kainat? Armut mu daha değerli, elma mı? Bu kaçış yapması oldu. Evet, şudur. Güzel olsun. Biri siz olma, bütünleyendir. Olmaz başka bir şey. Yani çünkü kainatın kalbi küre-i arzdır. Kainat, ama insan ise şeceri hilkatın kalbi. Yani zan-i aynadarlık kainat mı yapar, insan mı yapar? Arz, tam canlı olan insan işte. Kainatta o neyse. O şeyin olduğu kısım. Bu aslında mertebeden yükseğe olan ne bir şey söyleyecek? İnsanın daha değerli bir şey var mı? Ama yok. Şimdi oraya biz en cami demiyoruz. Bak, kainatı sen çok iyi, çok büyük zannediyorsun. Yani. Kainat aşağıdır. İşte ben de onu diyorum abi. Yani şimdi bir Allah ama var. Ama esma ama. Tamam esma da Allah, Rahman, Rahim. Küre-i arz var. Başka mı diyor sana? Biz kainat var, bir de Allah var. Üç tane oturtmuyor muyuz abi? Hayır. Allah, Rahman, Rahim. Tamam. Kainat, arz, insan. Tamam. Öyle bunu demek ha, yanlış oldu işte. Abi, öyle değil. Niye oldu, niye şimdi? Oturana kadar düşüneceğimiz ondan sonra yazacağız. Tamam. Söyleyeyim mi abi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bak şimdi toplaya toplaya gidiyor. Evet. Ayrı değil diyorsun. Tabii. Perdesiz isimlerin tecelli ettiği yer. Rahim abi. Olur. Kainat. Arş değil mi? Şecere şey kalıyor. Arş abi. Arşın yeri kalp değil mi abi? Arzı da. Ya o da Rahim değil mi abi orada? E tabii. Hasan abi şey değil mi? Şimdi kainat almış. Kainatı arza yüklemiş. Çekirdeği ya arz. Bütün kainatı arza, arz merkezi değil mi? Kainatı arza yüklemiş. Arzı da insana yüklemiş. Yani evet. İnsan da Bismillahirrahmanirrahim. Bak sana şöyle diyeyim. Vahiy arşa mı indi, lef-i mahfuza mı? Lef-i mahfuza abi. Lef-i mahfuza indi. O zaman bu dima ve kalp değil. Bu iniş yeri. Bu indiği yer. Vahiy yani tamam mı? Vahiy ne lef-i mahfuzdur ne arştır. Tamam mı? O Allah canibi. Allah canibi, şeceresi kadın, sonra dima indi. Dima indi ya, evet. Lef-i mahfuz'a indi. Sonra kalpte şekillendi. İnsan kalp ya. Hı hı. Aslında vahiy kainat değil de, yani kainat deyince mekan yapıyoruz, onun için karışabiliyor, onun için hiç karıştırmayalım. Şey desek abi, kainat siması desek. Zaten öyle değil mi hocam? Öyle kainat siması, arz siması, insan siması. Tamam, insan siması.
kainat simasını yaz. Üç. Bak, en sonuncusu söyleme de patlayacağım. Kararını yönetene kararım. En sonuncusu en sonuncusu meyve midir? Bak bak sayıya bak. Bir dakika ben bir söyleyeyim. Kainat siması, arz siması, insan siması diyor ya. Sonuncusu meyve midir? Evet evet seni dinliyoruz. Sonuncusu meyve ise eğer meyve hepsine camidir. Yani meyvede hepsi vardır. Zaten Bismillahirrahmanirrahim hepsi insanda var. Bakarsan. Hayır, hayır. Bismillahirrahmanirrahim insan yokken de Bismillahirrahmanirrahim di zaten. Ama bilinsindi o. Yani iman, yani buradan rahimden bu tarafa gidiş Bismillahirrahmanirrahim olur. Bence. Yani demek istediğimi anlatabildim mi sana bilmiyorum ama. Tamam, yani şunu siliyoruz. Rahim, Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde yorulduk. Yorulduk evet. Kim? Herhalde yorulduk diyorum kafana göre. Hayır, kafalar yorulmadı da. Yok, ben yorulmadım aslında. Şöyle, benim cilt kesin de ama yazmıyorum. Çünkü bu lef-i mahfuz değil ve arş da değil. Allah yönü. Tamam mı? Allah yönü insana tecelli ediyor. Küçük insanda şey yapalım. Dima, kalbi. Allah ilk önce dima tecelli ediyor. Şecere hırkatı düşün. Vahiy lef-i mahfuza iniyor. Kalbe inmiyor. Evet. Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Biz onun karşılığı bizde dima. Arşın bizdeki karşılığı kalp. Tamam mı? Şimdi burası kainat değil de yani vahyin temeli yani vahiy. Mesela sıfat yönü. Yani vahyin kaynağı neydi? Kelam sıfatıydı. Subutu sıfat. Yani kainat yönü. Kainat dersek tabi doğru, sen de haklısın, aştan aşağı. Ama vahin menba, Allah, Rahman, Rahim. Abicim, abi, abi ben Allah aşkına abi, Allah aşkına abi. Dur, dur. Sırayla ya. Harun abi söylüyorum, özellikle. Yok, benim kalbim doğrudur, hepsi doğrudur abi, sıkıntı yok. Bilinen bir şey mi kıymetlidir, bilinmeyen bir şey mi? Orası bilinmeyen tarafı. Bize gönderiyor ki bilinsin. Burada bak zat yönü diyor ya, zata ulaşma yönü bura değil mi? Bununla ulaşıyor. Orada bilinmiyor ki. Kıymet eğer... Sen abi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Harun'la aynı fikirdeyim ama ifade bence şöyle olmalı. Hazreti Ali o nokta benim demedi mi abi? He. Yani onun bütünü, şunun bütünü insan, itikada kainat, diğerine arz yazarsanız, yazarsak bence... Onun için hiçbir şey yazmadan devam ediyor. Aynen öyle. Şeyden uyuyor mu buna? Mesela diyor abi, şeyden diyor ki, Arş-ı Azam gelen ayat Kur'an'ya yapış, Burak-ı Tevfik'e bin, semavat hakayette oruç et, Arş-ı Marifetullah'a çık. Çok acayip işte. Arş-ı Marifetullah. Evet. Değil mi? Bu bizim şeyi de benzettim de. Aynen. Arş-ı Azam'dan uzatılıp gelen ayat Kur'an'ya yapış. Ha, Arş-ı Azam'dan gelen. Uzatılıp gelen ayat Kur'an'ya yapış. Çünkü Arş-ı Azam'dan lef-i mahfuza iniyor da o yönüyor yani. Yönünü söylüyor, vahyin yönünü söylüyor. Evet. Onu o zaman vahiy konusunda şey yapmıştık evet. Bunu. Evet. Burak-ı Tevfik'e bin, semavat-ı hakayitte oruç et, Arş-ı Marifetullah'a çık. Ama hepsi atlama var, arayı dolduracaksın ayet-i kerimede gibi. وَالْجِبَالَ اَفْتَادَ وَخَلَقْمَا اَزْوَاجَ وَجَانَنَا مَكُمْ سُبَاتَ Ne ani, ara. Vay, Arş-ı Azam'dan geldim. Sonra geldikten sonra biz onu iman ettik, Burak'a dönüştü. Geri döndük. Evet. Sonra... Semavat-ı kayıpta uruç et. Ya işte. Arş-ı Marifetullah çık. Ulan ne bereketli bir şeymiş ya. Peki bir yerde okuyalım da keselim iki yer. Veya ne kadar oldu? Saat? Bence saat yeter. Ya bunun üzerine tatlının üzerine başka bir şey miyelim abi? Bu evet. Tatlı oldu. Bugün yeter. 2 4 saat mi oldu? Evet. Toplam yaklaşık yani arayla bir tamam. 3 4 saat mi? Tamam. Peki. Bugün bereketli şey oldu. Çok ama ben çok tesirinde kaldım ya. Bu yeni çıktı biliyor musun? Çok yeni. Şu silinleri de ben alacağım şimdi oğlum. Evet abi, kameradan alalım. Tabii ya, bulamayız şunu. O yuvarlak başka bir şeyi anlatmıştı. Yani kabul, baş döngü, sonra Rahman Rahim'e geldik. Kafayı mı sildik biz? Ha, ondasın. Hayır, bu arkada kafa. Hayır, kafa buradaydı. Ha. Kafa burada mıydı? Sağ köşedeydi, sildiğinde. Ben diyorum, nasıl bir şeye bakıyordun, bir bastın gitmiş. Kafa gitti mi? Kafa gitti abi. Kafa arkada ya. Yok, sağ üstteydi kafa.
Hayır, dedim nasıl sildiniz onu siz? Neyse kamerada var inşallah ekranda alalım görüntüyü. O kafiri yaptık ya, oradaydı o. Evet, kalbi o kaput yaptı ya. Ha, o da önemli. O ayrı bir şeydi yani. Evet. Birbirini besleme yönüydü. Bu Rahman Rahim Bismillah döngü oldu. Peki. Vahirde vahum eni hamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi. Allah'ım şu anda söyleyeceğimiz riyakarlarını, sözlerimiz ya Rabbi ama halisane olarak kabul et. Ya Rabbi. Amin. Bu hakikatin hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki kıymeti hatırına ya Rabbi. Alim ağlayan alim İslam'ı ittihadi İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Alim İslam'ın ittihadına uğraşan hangi vasıf ve sıfatta olursa Allah'ım onları ve bizi ve amin diyenleri insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi musibet hastalıklardan, suikastlerin her türlü tehlikelerinin hepsi emin eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım salisen Rabia. Bu derslerin hatırına madem bizimle bunları gösteriyorsun, bu nimet ilahiyi bu şekilde tamamlama hakikatına mazhar ediyorsun, burada gösteriyorsun, bu aynada gösteriyorsun. Allah'ın hatırına, bu derslerin hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi affeyle Allah. Allah'ın hatırına günahlarımızı affeyle. Allah'ın hatırına günahlarımızı affeyle. Kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamanı kadar bizi emanette emin kıl. Vahir davahum benim hatim var. Rabbil alemin. Hatim var. Ya Rabbi o hatimi okuyanları, niçin okudukları Allah'ın maksatlarına vasileyle ve oradan hasıl olan sevabı onlara ve bize ve bize dua edenlere, bizim de dua ettiğimiz kişilere, bizi sevenlere, bizim sevdiklerimize ya Rabbi ve usul ve furularını kabile geçmiş olan anne baba vesairelerin ruhlarında vasileyle ve nasip eyle. Ve onunla haklanmayı nasip eyle. Kur'an'ın nuruyla nurlanmayı nasibi müyesser eyle. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selam.